İsmail Balaban! İsmail Balaban, Survivor şampiyonu. 6 aylık büyük mücadelenin kazananı belli oldu. Parkurda fırtına gibi esti. Potalarda en güçlü rakiplerini teker teker eledi. Ben bu vatanın bayrağını taşıyan göklere çekilen büyüsüm. İsmail Balaban, Gırtlılar Şampiyonu. Hasret, açlık ve mücadeleyle geçen zafer yolunda İsmail neler yaşadı? Doğal hayatında İsmail kimse, onu burada yansıtmaya çalıştım. Baş pehlivan ünvanına Survivor 2021 şampiyonluğunu da ekleyen İsmail. İsmail Balaban, Gırtlılar Şampiyonu. Muhteşem Survivor yolculuğunun bilinmeyen detaylarıyla şampiyonun hikayesinde. Polemiklerle gündeme gelmek istemedim. Polemiklerin içine çekilen taraf ben oldum. Efendim, Survivor Panorama şampiyon hikayesinden herkese iyi akşamlar. Evet, bugün Survivor 2021'in şampiyonu İsmail Balaban'ı burada ağırlayacağız. Onunla hem Survivor hayatını hem de bundan öncesini sonrasını konuşacağız. Kimlerle? Tabii ki masa arkadaşları Melisa Emirbayar, Mert Öcal ve Damla Can'la beraber. Arkadaşlar hoş geldiniz. Hoş bulduk Hakan'cığım. Ve tabii ki İsmail'i burada desteklemek için gelen... İşte gördüğünüz gibi Survivor 2021'in önemli değerli yarışmacıları Gonca, Duygu, Aleyna, İlayda, Melis ve Öykü burada bizlerle. Biraz sonra tabii burası daha da kalabalıklaşacak çünkü şu an İstanbul trafiğinden dolayı yolda olanlar da var diyoruz. Ve dün akşam hazırsak Survivor 2021'i şampiyon olarak bitiren baş pehlivan İsmail Balaban'ı alkışlarınıza buraya davet ediyorum. Evet. Psikolojik savaş verdik, fiziksel olarak savaş verdik. İsmail Balaban, Gırtlılar Şampiyonu. Yeri geldi, sakatlandık, ağrılar, sızılar yaşadık, acılar yaşadık. Zaten sendelemenden belliydi ya. Biraz istirahat et. Hiçbir zaman pes etmedim. Pes etmek kesinlikle ruhumda yok. Dominik Cumhuriyeti'nde tamam mı, devam mı mücadelesi? Bu yolda. Kıran kırana bir mücadele oluyor Dominik Cumhuriyeti'nde. Hedefim şampiyonluğa gitmek. Güreşte birçok şampiyonluklar yaşadım. Dünya şampiyonluğu da yaşadım. Buradaki hedefim de yine sevdiklerime, sevenlerime şampiyonluk yaşatmak. İnşallah bunu başarabilirim. Koca bir sezon ve şampiyon İsmail Balaban. İsmail tekrar hoş geldin. Hoş bulduk. Nasılsın, iyi misin? Vallahi iyiyim, çok mutluyum, çok heyecanlıyım. Siz nasılsiz? İyiyiz, biz de iyiyiz. Hoş geldiniz. Sizler de iyisiniz inşallah. İyiyiz, biz de. Valla Melisa, Mert, Damla onlar da bir hoş geldin desinler sana şöyle. Evet, hoş geldin. Hoş bulduk. Kendine gelebildin mi, alıştın mı, nasıl bir duygu? Valla. Ne hissediyorsun? Daha şu an rüyada gibiyim. Yani alışmak gerçekten kolaydı. Dün geceydi, 24 saat geçmedi aradan. Ve gerçekten gece ben uyuyamadım heyecandan. Bir de tabii ki uzun zamandır ailem, akrabam ve arkadaşlarımla da uzak kaldığım için onlarla sohbet muhabbet derken sabahlamışız. Fazla da uyuyamadım açıkçası. Az uyudun değil mi? Hala heyecanım üst seviyede. Enerjin yüksek ama değil mi? Enerjim yüksek, enerji muhteşem. Yemeğe de devam ettiğim için dolayısıyla yemeğe kavuştuğum için. Ne yedin kahvaltıda? Kahvaltıda full serpme kahvaltı vardı. Güzel. 6 ayın özlemini çıkardım yani. Süper. Güzel, afiyet olsun. İsmail, seni destekleyen arkadaşların da burada. Tabii ki eksikler var. Çünkü herkesin işi gücü olan var, tabii. Şehir dışına çıkanlar var. Emin de geldi bu arada. Emin hoş geldin. Hoş geldin Emin. Hepinizle tek tek konuşacağız tabii ki. Önce şöyle yapalım. İsmail, yani senin Survivor'a katılma hikayeni daha sonra konuşacağız. Evet. Ama şunu merak ediyorum. Bu 6 ay senin hayatında nasıl bir yerde? Çünkü sen çok önemli bir sporu
çok üst seviyede yapan profesyonel bir güreşçisin, baş pehlivansın. Bunun sana kattığı bir de bir sorumluluk da var aslında. Kesinlikle. Nasıl bir 6 ay geçirdin ve Survivor sana neler kattı? Vallahi hiç kolay bir 6 ay geçirmedim açıkçası. Çünkü dışarıdan baktığımda Survivor'ı izleyen birisi olarak nasıl yapamıyorlar, nasıl atamıyorlar, açlık falan zaten hiç aklıma gelen bir şey değildi açıkçası. Yani bu kadar zorlayacağı falan hiç aklıma gelmiyordu. Sonrasında işin içine girince gerçekten bir anda ayılıyorsunuz. Özellikle başladığımızda ilk hafta, bir hafta yani aşırı zorluk çektik. Yani o uyum süreci vesaire, alışma işte doğada, dışarıda açıkta yatmak vesaire, bütün ihtiyaçlarını dışarıda karşılamak, açlık bir yandan, insanlarla yeni yeni tanışıyorsunuz, birbirinize adapte olmaya çalışıyorsunuz. Sonrasında adaya adapte olmaya çalışıyorsunuz. Bir yandan da yarışmalar başlıyor. İlk başlarda açıkçası yarışmanın rekabetini uyum sürecinden dolayı anlayamıyorsunuz. Heyecandan dolayı. Hı hı. Sonrasında yavaş yavaş olayı idrak etmeye başlıyorsunuz. Dolayısıyla rekabet başlıyor. Orada didişmeler başlıyor. Sonrasında tabii ki parkurların yoruculuğu, açlık bir yandan vurmaya başlıyor. Çünkü o ilk bir hafta o açlığı çok fazla hissetmiyorsunuz. Dolayısıyla sonrasında çıkmaya başlıyor bunlar. Dediğim gibi dışarıdan izlediğimde hiç bu kadar zor olacağını tahmin etmemiştim. Ama şunu da tahmin ediyordum. Buraya geldiğimde beni en çok etkileyecek olan faktör açlık diyordum. Onun da bilincindeydim. Çünkü ben güreşçiyim. Normal yemiyorsun değil mi? Kesinlikle yani normal. Ne yersin mesela? Bana İsmail'in bir öğününü anlat dışarıda şöyle. Şimdi, normal bir öğün nedir? Üç öğüne özellikle dikkat ediyorum zaten. Kahvaltı en önemli öğün benim için. Kahvaltıyı kesinlikle aksatmam. Sonrasında öğlen antrenmandan çıktıktan sonra... Yani kahvaltıda kaç yumurta onu söyle. Kahvaltıda mesela en az 3 tane yumurta kesin zaten. Azmış çok. Az ya. Ya. Ben de 10 tane falan bekliyorum. Yok şimdi ya, o protein sonuç olarak depolanmadığı için onu güne yaymak gerekiyor aslında. Hı-hı. Yani hani çok fazla yumurta yiyip bir anda onu vücut protein sentezlemiyor. Ama o yüzden... şöyle bir şey derler pehlivanlar için. Yanlış söylüyorsam düzeltin. Hani bir oturdun mu... Bir kuzuyu tek başına şimdi yer. Eskiden gelen bir böyle söylem var yani. Bir pehlivan oturduğunda bir kuzuyu yermiş. Vallahi ben o kadar zannetmiyorum. Öyle bir şey. Ben iki kuzuyu yerim diyormuş değil mi İsmail? Var öyle bir şey. Az söylemişler yani, diyormuş. Ben görmedim açıkçası hiç bu şu zamana kadar. Kendim de yiyebileceğimi hiç düşünmüyorum. En fazla hadi bir kilo falan, iki kilo yersin de. Yani normal bir insan atıyorum bir porsiyon yiyorsa ben de üç porsiyon yiyorum öğünde. Fazla da yemiyorum yani. Güzel güzel. İsmail yani şöyle diyeyim bir kere hakkını yemeyelim. Poyraz gerçekten finalde böyle son ana kadar hepimize kim olacak acaba dedirtti. Hani şu anlamda kesinlikle söylüyorum. Şu an burada Poyraz da oturuyor olabilirdi. Eminim ki yani biz SMS'leri çok bilmiyoruz ama o da çok yüksek bir SMS aldı. Poyraz da otursa inan bana o da senin kadar hak etmişti. Ama kesinlikle çok güzel bir rekabetiniz vardı. Çok. Aslında bizim rekabetimiz ilk haftadan başlamıştı Poyraz'la. Hı hı. Yani sıkı rekabet içindeydik. Bunun da farkındaydık. O da farkındaydı. Ben de farkındaydım. Hatta bir ara parkurun başına geldiğimizde bir hafta 10 gün falan olmuştu. Yani finalde görmek istiyoruz birbirimizi falan böyle konuşmuştuk. Muhabbetini yapmıştık bunun. Orada mı bir belki işbirliği var? Yok. Konuşacağız. Evet, işbirlikleri evet, konuşacağız. İkinci anlaşma var. Anlaşmayı yaptık. Batuhan'dan sonra ikinci anlaşma Poyraz'la mıydı yoksa? Sözleşmeyi imzaladık. Herkesi yedik. Bütün senaryoyu hazırladık, çizdik. Sonrasında finale ikimiz kaldık. Büyük başarı. Ha, İsmail çok enteresan hamleler yaptın. Şimdi biraz sonra hepsini konuşacağız. Özellikle evet, mesela sonda işte Aleyna da burada. Hatta Aleyna'yı da soracağım. Senin hani belki oyunu biraz yavaş oynayıp Aleyna'ya böyle dokunulmazlığı kazandırıp üçüncü dokunulmazlığı taca çıkarman belki orada senin üzerine bir şaibe de yaratabilirdi. Ama sen bunu çok yapmadın mesela. Bunu da konuşacağız birazdan da şöyle yapalım bir. Dün akşama gidelim. Senin gidelim bir şampiyon olduğun o anlarda bakalım neler yaşanmış dün akşam. Şimdi izliyoruz. İsmail Balaban!
Abi çok mutluyum, aşırı mutluyum. Yani bana destek veren, SMS gönderen herkesten Allah razı olsun. Hepsine çok teşekkür ediyorum. Elimden gelenin en iyisini vermeye çalıştım. Güreşçi İsmail Kimse, doğal hayatında İsmail Kimse, onu burada yansıtmaya çalıştım. Çok şükür ki yansıtmışım ve desteklenenlerim sayesinde şu an birinci oldum. Gerçekten çok mutluyum. Böyle bir platformda şampiyon olduğum için çok defalarca şampiyonluklar yaşadım. Burada da bu şampiyonluğu sevenlerime armağan etmek istiyordum. Bu mutluluğu yaşatmak istiyordum. Bu mutluluğu, bu gururu yaşadığım için beni destekleyenlere herkesten Allah razı olsun. Sonsuz şükranlarımı sunuyorum. Sağ olun. Teşekkür ederim. İsmail Balaban Survivor şampiyonu. Evet, Survivor'da koca bir sezonun şampiyonu oldu. Survivor'ın kupasını kaldırmayı hak etti. Ve işte Survivor'ı bu sezonun Survivor'ı, bu sezonun şampiyonu İsmail Balaban'a kupasını veriyorum. Evet, güreşçi İsmail Kimse, onu yansıtmaya çalıştım dedin. Şimdi ben arkadaşlarımdan da rica edeceğim. Melisa, sence İsmail nasıl bir Survivor geçirdi? Yani şu an bile tabii izlerken de tüylerimiz diken diken. Gerek duruşunla, gerek performansınla, gerek arkadaşlarına diyaloğunla, gerek yapılan mobbinglere, manipülasyonlara karşı verdiğin tepkilerle çok güzel, çok temiz bir Survivor geçirdin. Tabii Poyraz da hak ediyordu. Ama en çok hak eden demek ki sen misin? İnsanlara daha çok geçen sen misin? Şu anki bizimle burada oturuyorsun. Mert, sen neler söyleyeceksin? Ya İsmail, ben geçen karşıma çıktı biliyor musun? Dün 9 Ocak'ta bir tane tweet atmışım. Finalde Poyraz'la İsmail şimdiden belli demişim. En başında benim için zaten şampiyonluk adaydın demek bu yani. Çok güzeldi. Çok fazla olaylara karışmadım. Ufak tefek olaylar yaşadın ama... Yani Survivor'dan hem temiz kalmak hem şampiyon olmak çok önemli bir şey. Sen hem temiz çıktın hem şampiyon oldun. O yüzden tebrik ediyorum seni bir kere de. Damla? Öncelikle tebrik ederim. Senin için gerçekten çok güzel bir duygu. İzlerken bile hepimiz böyle tüylerimiz diken diken oluyor. O atmosferi yaşamak çok güzel bir hissiyat muhakkak. Ve senin için yani biz genellikle hep masada şunu konuşuyoruz. Performans çok önemli ama temiz kalan, o Survivor'da temiz ilerleyen şampiyon oluyor diye... Ve bence sen de en temiz, oradaki yarışmacıların hepsi muhakkak, yani hepsi pırıl pırıl zaten. Ama hatasız olarak devam ettiğin için ve bu serüveni öyle bitirdin. İnsanlar da seni şampiyonluğa layık görmüş oldu. Tekrardan yani çok tebrik ediyorum. İsmail, dışarıda arkadaşlarınla nasılsın? Yani adadaki gibi miydin? Çünkü burada çıktıktan sonra senin için mesela çok eğlenceli, çok komik diyenler oldu. Özellikle karşı takımdan buraya geçen Aleyna'nın ve Aleyna Çalışkan'ın ben öyle bir şey dediğini hatırlıyorum mesela. Dışarıda da böyle eğlenceli, komik misin? Bu yansıdı mı bize? Yani nasıl bir İsmail var dışarıda? Dışarıda da eğlenceliyim gerçekten. Arkadaşlarımla, tanıyanlar zaten bilirler. Ama rekabeti çok fazla seviyorum ve yenilgiyi gerçekten hazmedemem birisiyim. Şimdi ikizimle biz tavla oynasak tartışırız birbirimizle. Turan'la değil mi? Turan'la. Yani yenilgiyi hazmedemem. O da burada zaten. Çok sevindim. Sonrasında mesela biz güreş antrenmanları dışında böyle futbol oynuyoruz, basketbol oynuyoruz. Yine Turan'la sürekli rakip oluruz. Rakip takımlar çıkarırız biz. İddialı da olur. Sonrasında tabii orada kimse yenilgiyi yine hazmedemez. Birbirimize gireriz böyle. Tartışma, gerginlik. Yani dediğim gibi hiç yenilgiyi hazmedemiyorum. Ya yenilgi ruhum da yok benim. Sevmiyorum yenilmeyi. Sonrasında onun dışında çok gerçekten eğlenceliyimdir. Yani rekabetin olmadığı yerde çok eğlenceliyimdir. Ama rekabetin olduğu yerde biraz gergin, stresli, sinirli bir İsmail Balaban olabiliyor. Ama Survivor'da zaten o stres, daha doğrusu o hırs, heyecan aslında... İşe yarayan bir şey. O adrenalinle evet. Yarışınca daha yüksek oluyorsun. Bir de hani şeyi çok merak ediyorum. Şimdi sen güreşçisin. Biz şunu gördük. Sonlara doğru günde 15-20 oyuna çıktığınız oldu rahat rahat. Şimdi bunun mesela avantajını yaşadın mı? Kesinlikle yaşadım. Çünkü benim yaptığım güreş, yağlı güreş, gerçekten dayanıklılığa yönelik bir spor. Çok ağır bir spor. Dolayısıyla çok ağır antrenmanlarımız oluyor. Bu ağır antrenmanların da faydasını görmüş oldum burada. Özellikle üst üste çıktığım sayılarda, oyunlarda dayanıklılığımın ön plana çıktığını zaten... rakip Konuşma. Arkadaşlarım da görüyordu. Ben de kendim hissediyordum zaten onu. Hı hı. Ne kadar açta olsak dayanıklılığım ön plana çıkıyordu. Bunun da ekmeğini yemiş oldum orada. Evet. Yani peki ilk adaya çıktığın zaman yani finale kalırım ya da şampiyon olurum diyor muydun? Yani böyle bir hedefin var mıydı önünde? Çünkü baktığın zaman gönüllerde de çok kuvvetli rakipler var. İyi kadın yarışmacılar var.
Kendi adanda mesela Batuhan gibi herkesin hem tanıdığı hem de gerçekten performans olarak iyi bir yarışmacı var. Onun dışında Melis, Merve saydığın zaman bir sürü isim yani. Nerede gördün kendini? Ya bu kadar kişiyi nasıl yiyeceğim diye düşünmedin mi yani? Kesinlikle çok güçlü rakiplerim vardı. Yani hem karşı takımda hem kendi takımımda gerçekten iyi yarışmacılar vardı. Ama buraya geldiğimde ben az çok kendimi bilen birisiyim ve biraz da çalışarak gelmiştim aslında buraya. Ve hep hedef koydum kendim hayatımda. Buraya Survivor'a da geldiğimde hep hedefim finale kalmaktı, birinci olmaktı. Bunu isteyerek geldim ve istedikten sonra bir şekilde başarıyorsunuz zaten. Ne kadar zorlu parkurlar olursa olsun, ne kadar zorlu rakipler olursa olsun bir şekilde o zorlukları aşabiliyorsunuz. İnanmak bence başarmanın yarısıdır. O yüzden hep inanarak geldim ve buraya kadar inancımla, azmimle geldiğimi düşünüyorum. Dediğim gibi rakip de seçmiyorum hiç. Çok iyi rakipler vardı. Emin mesela gerçekten başlangıçlarda çok iyi, sıkı rakiptik. Sonrasında yani maalesef üzücü bir sakatlık yaşadı ve ayrılmak zorunda kaldı. Hepimizi üzdü gerçekten. Ben Emin'le yarışmaktan çok keyif alıyordum. Aynı zamanda Poyraz'la karşılaştık. Dora'yla? Dora'yla... çok Dora'yla seni izlemeyi seviyorduk mesela. Dora'yla evet tabii ki yarışmayı çok seviyordum. Özellikle sayı kazandığımda daha çok seviyordum. Bazen tabii o bozuk saat gibi tutuyordu arada ama... Önemli değil, arada onlar tabii ki oluyor. Tartışmalar oldu. Dora'yla da bazen gerginliklerimiz oldu, polemiklerimiz ama oldu. Ama çözdünüz değil mi onu biraz daha? Yani şimdi Dora gerçekten polemikleri seven birisi. Yani bir şekilde gündeme nasıl gelirim onun derdindeydi açıkçası başlarda baktığımız zaman. Ve gerçekten bir şekilde beni polemiğin içine çekiyordu. Ben elimden geldiğince hep polemiklerden, tartışmalardan uzak durmaya çalıştım. Zaten dışarıdan izleyenler herkes görmüştür bunu. Yani normal hayatımda da bu şekilde. Tartışmayı, polemikleri hiç sevmem birisiyim. Er meydanına da çıktığımda her zaman cevabımı sayı alarak ya da işte rakibimi yenerek, gücümü göstererek veren birisiyim. Dolayısıyla sevmiyorum. Sürekli polemiklerin içine çekildim, cevap vermedim, susmaya çalıştım. Böyle gereksiz kelimeler de çıktı aslında. Beni zorlayan, sınırlarımı zorlayan kelimeler çıktı mesela. Gerçekten normal hayatta olsa belki buna tahammül edemezdim. Ama Survivor'da olunca işin boyutu değişiyor. Sonuç olarak buradan elenme riskiniz de var. Bunu da göz önünde bulundurmak lazım. Sonuçta bir yılımı yakıp gelmişim buraya. Bir hedefim var. Ve o hedefim için bir anlık öfkeme yenik düşmemem lazımdı. O yüzden yeri geldi. Çoğu zaman sustum. O an belki cevap vermem gereken bir durum vardı. Ama kendimi kontrol edemem, öfkemi kontrol edemem diye içimden böyle kendimi hep susturdum. Dışarıya yansıtmak istemedim. Çünkü haklı olduğum yerde haksız konuma düşmek istemiyordum. Ağzımdan kötü bir kelime çıkar, başka yerlere çekilir. Hep bunları düşündüm, o yüzden sustum. Hani birçok insan, ya bu çocuk niye susuyor, bu nasıl susar muhakkak demiştir. Ama ben hep o an öfkeyle cevap vermek istemedim. Hep sustum bu yüzden, susmamın sebebi bu yüzden. Peki en çok zorlayan şey neydi? Mesela sen, o psikolojik insanlarla olan diyaloglar mı? Ya da yanlış görünürüm, insanlar beni yanlış tanır. Oyunlar mı yoksa o ada yaşantısı mı? Bir de açlık var üzerine. Şimdi beni en çok etkileyen... Gerçekten birinci sırada açlık vardı. Net yani. Çünkü normal hayatımda çok iyi beslenen birisiyim. Açlığa dayanamıyorum. Aç olunca da daha gergin birisi oluyor. Evet. Ya o yüzden kendimi kontrol etmek, daha fazla dizginlemek zorunda kalıyorum. Ve açlık gerçekten beni çok yormuştu. Açlık seni yordu ama... Şimdi normalde Survivor'da aç olunca... Otomatikman böyle bir şey de yapmak gelmiyor içinden ama... Sen adanın en çalışkanı da seçiliyorsun. Ben, hani yarışmacılara evet. Sorduğumuzda... dediler ki en çalışkan İsmail dediler. Şimdi ben şimdi köyde büyüdüğüm için, bağ bahçe işlerini de bildiğim için, çalıştığım için bunlar bana basit şeyler geliyor, kolay geliyor. O doğada yaşamak benim için zaten gayet normal bir şey. Keyif alıyor musun doğada? Çok keyif alıyorum. Zaten yani köyde özellikle geçtiğimiz yıl pandemi döneminde full köydeydim. Bağ bahçe işlerinde çalıştık. Bizim kendimizin işte elma bahçesi, sera falan var. Sürekli kendimiz çalıştık. Çok keyif alıyorum bu işleri yapmaktan. Adada da aynı şekilde ne bileyim ocak yakmaktan, bir şeyler yapmaktan, yardım etmekten hep... Bir vakit geçsin diye zaten onlarla uğraşıyordum, kendimi ona veriyordum. İş bölümü yapıyor muydunuz peki? Yani genelde mesela Survivor'da şeydir, kesin sizde de öyledir. Hani böyle biri bir şey yapıyorsa, hani atıyorum biri çok çalışkansa diğerleri çok fazla girmez o işe. Ne de olsa o yapıyor diye kimse böyle görev bir hani... Görev dağılımı. O işi... Evet, görev dağılımı değil de benim hoşuma gittiği için zaten kimse gelin sen de yapın, siz de yapın, siz niye yapmıyorsunuz demedim mesela. İçimden geldiği için yapıyordum zaten. Ay be, helal olsun. Peki pes etmek üzere olduğun zamanlar oldu mu? Pes etmek... İşte yapamıyorum artık falan dediğin. Yapamıyorum dediğim... olmadı ama görmedik şöyle yani böyle polemiklere çekildiğim zaman ya ben yani cevap veremedikçe böyle sinirimi içimde yaşadıkça yani o zorluyordu o seni. Beni gerçekten zorluyordu ve haklıyken haksız duruma düşmek
istemiyordum ve en çok korktuğum şey buydu. Yani haklıyken haksız konuma düşmek. Ama o noktalarda biraz ifade eksikliği varmış gibi duruyordu. İşte, yani tam hani naiflikten, kibarlıktan karşı tarafı kırmamak için ama bu sefer diyorduk ki hangi taraf haklı? İkisi arasında gidip geliyorduk. Dediğim gibi yani orada cevap öfkemden dolayı, içimde yaşadığım öfkeden dolayı cevap veremiyordum ben. Yani kendimi dizginliyordum. Dediğim gibi yani haklıyken haksız duruma düşmemek için kendimi biliyorum, tanıyorum. Öfkelendiğim zaman gerçekten kontrolü kaybedebiliyorum. Kaybedebilen birisiyim. O yüzden ağzımdan çok farklı kelimeler çıkabilirdi. O yüzden sustum genel olarak. Ya Survivor'da genelde çünkü yarışmacılarda hani şöyle bir özellik ön plana çıkıyor ya. Biraz da kendini ifade et. Çünkü mesela buraya elenen yarışmacıya geldiğimizde hep şey diyorlar. Keşke kendimi daha çok ifade etseydim. Keşke kendimi daha çok ifade etseydim. Mesela sen aslında... Sen de elenseydin belki şunu derdik ya, İsmail kendini ifade edemedin diye. Hani çok böyle atıyorum Batuhan gibi, Öykü gibi, Aleyna gibi, Ayşe gibi. Bak Aleyna dedim. Aleyna çok yaşa. Çok böyle kendini ifade edebilen biri değildin. Hani aynı kelimelerin içinde kalıyordun. Evet. Belki kendi sosyal hayatında da biraz daha hep spora ve hedefe odaklı bir insan olduğundan bu tip böyle işte dediğin gibi polemikler ya da o sırada ne yapılır pek hayatında olmayan bir şey anladığım kadarıyla. Yani normalde böyle çok konuşmayı sevmeyen birisin. Bireysel spor yaptığım için de zaten hep bireysel kendi içimde. Başarı, başarısızlık her şey kendi içimdeydi. Dolayısıyla buraya gelince takımla birlikte hareket etmeyi öğrendim. Yani çok farklı psikolojiler, çok farklı duygular. Yani kendi içime de çekildim biraz. Ne bileyim birçok farklı karakterde insanlar vardı. Ya belki sevmediğim insanlar da vardı ama içimden hep... kırmamak için insanları ya da ne bileyim kötü gözükmemek için elimden geldiğince sustum birçok şeyde, birçok konularda. Evet. Ya da kendi içime çekildim. Çok konuşmadım. Belki kendimi çok fazla ifade edemediğim zamanlar oldu. Sonralara doğru biraz daha konuşmaya başladım ama ilk başlarda biraz o adaptasyon süreci özellikle bir iki ay sessizlikle geçti diyebilirim. Bak bunu her sene söylerim mesela. Ağlayan erkek çok daha farklıdır, değerlidir. Hani ağladığını mesela? Göstermek şu anlamda. Ne anlamda? Daha ağladığını göster. Artı mı yani? Erkekler şöyle artı tabii ki artı. Niye artı biliyor musun? Erkekler genelde duygularını saklamaya çalışırlar. Evet. Ama böyle duygularını gösterebilen erkeğe vay be derim ben içimden. Niye bilmiyorum hani belki iyi belki kötü ama hani helal olsun bak duygularını gösterir derim. Ama seninle ilgili mesela İsmail bence ağlamaz diyordum ama aile ödüllerinde işte telefon konuşmalarında bayağı böyle ağladın. Nasıl bir duygu özlem senin için? Ailenle ilgili neleri anladın orada? Ya gerçekten Survivor'ın bana kattığı en önemli şeylerden birisi ailenin, arkadaşların önemi, değeri. Yani onlara daha fazla vakit ayırmam gerektiğini öğrendim burada. Normalde ben yani dışarıdan duygusuz gibi gözüken birisiyim belki. Birçok insan bunu söyler ama kendi içimde genelde duygularımı kendi içimde yaşayan birisiyim. Yani dışarıya yansıtmamaya gayret ederim. İşte aile konusunda da mesela hani ağlayacaksan mesela Survivor'a gelirken ailem... Annem babam arkamdan ağlıyor. Ben kendimi tuttum mesela. Genelde tutarım bu tarz şeylerde. Ağlamamaya çalıştım. Onlar daha fazla yıpranmasın, üzülmesin diye. Sonrasında Survivor'a bir geldim. Her gün ağlıyorum neredeyse geldi. Yani acayip bir adam oldum. Yani hiç normalde böyle ne bileyim kendimi belki de güçsüz hissediyorum. Yani dışarıya bunu yansıttığım zaman ağlarken birisinin gördüğü zaman beni. Kendimi güçsüzmüş gibi hissediyorum. Sonrasında buraya gelince ne bileyim birçok psikolojik etken var burada etkileyen. Açlık bir yandan, rekabet bir yandan, o ada şartları, zorlu ada şartları, özlem daha fazla artmaya başladı. Düşündükçe insan daha fazla özlüyor. Hiç sonuç olarak elinde bir telefon yok, ulaşabileceğin hiçbir sosyal iletişim yok vesaire yok. Dolayısıyla şimdi normal hayatta ailene bir şekilde telefonla ulaşıyorsun. Uzak olduğunda, kamplarda olduğunda vesaire. Ama oraya gittiğimizde hiç ulaşacağın bir şey yok. Dolayısıyla daha fazla düşünüyorsun. Daha fazla düşünmeye zamanın oluyor. Düşündükçe de özlem artıyor. Hı hı. Açlık bir yandan, zorluklar bir yandan, özlem daha da artmaya başladı. Ben anne baba kelimesi çıkınca ağlamaya başladım. Yani bir anda kendimi tutamaz oldum. Duygusal bir adam oldum. Tutma be. İnsan ağlayacaksa anası babası için. Normalde ağlasın, gerçekten çok duygusalımdır ama dışarıya yansıtamazdım bunu. Survivor'da bunu dışarıya yansıtmaya başladım. Bu arada lafımı geri alıyorum. Bence gayet kendini ifade ediyor yani. Evet. Ya bilmiyorum yani bayağı değil mi konuşuyor. Güzel de ifade ediyor. Survivor'da daha tuttu yani. Vites arttırdım biliyor musun? Evet çok güzel. Yani konuşuyor. Çok fazla girmiyordum mesela o toplara. Sonra konseyin sonuna doğru hele dün akşam zaten şeyde sazı eline aldın. Bayağı bir bütün hikayeyi özetledin yani. Sana bir şey söyleyeyim mi? Survivor'ın yarısında sen çıksan ikizin Turan girse kimse anlamaz. Evet. Benim başıma geldi. Sakal boyunu ayarla. Dün finale giderken ben Turan'ı gördüm. Turan'la karşılaştık.
Allah Allah diyorum, sakal tıraşı olamaz ki, ne zaman oldu acaba falan, nereden geldiler falan. Tamam, o zaman Turan, programın sonunda kapanışta seni de buraya alırız. Ne kadar hem benzediğini hem de iki tane güreş, siz karar verin, iki Turan mı iki İsmail mi? Burada hep beraber görelim. Şöyle yapalım. Şimdi birazdan takım ve Survivor arkadaşlarına da konuşacağız. Birçok VTR hazırladık seninle ilgili. Hepsini konuşacağız ama hazır konu aileden açılmışken bir aile kavuşmasına gidelim. Bakalım İsmail ailesiyle kavuştuğu anlarda neler yaşamış. Baş beyralı güreşti. Hadi ya. İsmail Balaban. Şampiyon. Tamam. Geçti. Oğlum geçti artık. Oğlum her şeyim, dünyam benim. Annesini... Kuzusu, sarı kuzusu. Sarı kuzusu annesini. Peki nasıl? İyiyim. Beni gördük, daha iyi olduk. Demiştim ya, dönüşte seninle bir maç yapalım diye. Kardeş ben vazgeçtim. Ben vazgeçtim. Hakan giderken dedi ki sen oradan zayıflar gelirsin. Döndüğünde seninle bir maç yapalım, güreş yapalım dedi. Ben vazgeçtim. Az önce sarıldım şuradan, ya ben vazgeçtim. Şurada bir güreş yapalım o zaman. Yok, yok abi yok. Ben vazgeçtim. İki, iki. Arkada boğaz var atlayabiliriz. Onun haricinde vazgeçtim. Ya Onur ya. Allah kahretmesin seni. Ne yaptım ya? Oğlum bu cevaplar ne ya? Neyse, alacağım var senden. Neyse bu parayı sonra konuşacağız. Arabayı alsana. Yaktın beni. Allah'ın izniyle oğlum inşallah Türkiye'nin desteğiyle bütün dünyanın desteğiyle oğlum şampiyon olarak götüreceksin oğlum burada. Şampiyon. İnşallah Cenab-ı Allah'ım hayırlısıyla burada şampiyon olarak gidersin oğlum. Anne baba da insanda yeri çok ayrı oluyor tabii. Kesinlikle. Ki. Yani senin annene bağlılığını, burada babanla, babanın şimdi söyle duygusallığı falan. Gerçekten o da bize çok geçti. Onların sendeki yeri ne? Ya herkes için ailesi çok önemlidir. Benim için de gerçekten aile bambaşka bir yerde. Her şeyden önce ailem gelir. Ya o yüzden onları nasıl diyeyim? Onlar için aslında ben birçok şeyi başardım. Onlara daha iyi bir hayat sunabilmek için. Çünkü hani çok zor zamanlar geçirdik. Güreşe başlamadan önce biz. Hani çiftçilikle geçinen bir aileydik. Dört kardeşiz. Antalyalısınız değil mi siz? Antalya Elmalı ilçesinden. Yani ailem çok zorluklar çekti. Biz çok zorluklar çektik. Yani sonrasında tesadüf, kadersel güreşe başladık bir anda. Hiç alakamız yok. Çünkü ailemizde sporcu yok. Sporcu geçmişi yok. Güreşçi yok. Bir anda güreşin içinde bulduk kendimizi. Kaç yaşında başladınız? 19 yaşında güreşe başladık. Çok geç değil mi? Çok geç. Hani gerçekten spor için geç bir yaş. Ve başladığımızda da birçok insan sizden bu yaştan sonra güreşçi olmaz. O yaşa kadar gücünün farkında değil miydin? Ya sadece bağ bahçe işlerinde çalışıp o şekilde günümüzü geçiriyorduk. Doğal antrenman. Doğal, aynen. Ama zorlu işlerde çalışıyorduk. Hep kasa taşıyorduk, işte çuval taşıyorduk falan böyle. Elma bahçelerinde, işte hallerde falan çalışıyorduk böyle zor işlerde. Küçük yaşta. Tabii oradan gelen bir dayanıklılık kuvvet vardı. Sonrasında işte siz güreşçi olun. Birkaç böyle köyümüzde de güreşen vardı daha önce. Böyle önerdiler. Bir anda biz güreşin içinde bulduk. Gerçekten hani tesadüf bir şekilde başladık ve bir anda kendimizi güreşin içinde bulduk. Yani dediğim gibi geç bir yaştı ve sizden bu yaştan sonra güreşçi olmaz. Köyünüze dönün, işinize bakın. Burada çok boşa zaman harcamayın. Çok diyen oldu bize. İkizimle birlikte başladık zaten bu yola. Ama köyden kendimizi kurtarmak için bir çıkış kapısı olarak gördük biz güreşi.
Bu işte başarılı olmak zorundayız dedik. Bu işte başarılı olacağız dedik. Kendimizi ispatlayacağız dedik ve hedeflerimizi koyduk. Sonrasında hep azmettik, çalıştık. Rakiplerimizden bir fazla çalıştık. Yani hafta sonları köye gidip çalışıyorduk. Bağbahçe işlerinde hafta içi gelip antrenman yapıyorduk Antalya'da merkezde. Çok zor zamanlar geçirdik. Ama pes etmedik, yılmadık. Sonrasında ya nereden başladık bu işe, güreşe nereden başladık dediğimiz oldu ama geriye de dönemiyoruz. Çünkü o işe başlamışsın ve küçük yerde yaşıyorsun. İnsanlar şunu diyor zaten, Hasan'ın olanlarından bir şey olmaz. Geriye gitsen bunu kendi gururuna yediremeyeceksin zaten. Ne yapaydık? Başarılı olmak zorundaydık yani. Başka çıkar yolumuz yoktu. Bir de hemen sonuç verecek bir şey de değil. Tabii. Yani bir sene, iki sene, üç sene, kaç sene en az 4-5 sene sonra onun meyvesini yiyebiliyorsun. Var mı ailede peki güreşle ilgilenen baban ya da? Hiç yani güreşte hiç daha, ya güreşte ilgilenen, sporla ilgilenen. Çünkü şöyle bir avantajın olduğunu düşünüyorum. Mesela bir film vardır. Amerika'nın. Dangal değil mi? Doğru söyledim. Evet. Dangal. Dangal diye orada iki kızı güreşçi. Beraber güreşçi oluyorlar. Ama adam da antrenör güreşçi. Aynı zamanda. Ama iki kızın beraber büyümesi, sürekli her yerde bahçeye gidiyorlar, çalışıyorlar. Orada antrenman yapıyorlar. Köye gidiyorlar, orada antrenman yapıyorlar. Mesela siz de herhalde benim de, Turan'la... Tabii en büyük avantajım benim de ikizim Turan olması. Çünkü biz birlikte bu yola çıktık. Birlikte güreşe başladık. Dolayısıyla hep birbirimize dayanak olduk. Yani belki hani pes edeceğimiz yerlerde birbirimize hep dayanak olduk. Birbirimizi destekledik. Belki tek başıma olsaydım ya da o tek başına olsaydı, hı-hı, bu başarıyı elde edemeyebilirdik. Hep birbirimize destek olduk. Dediğim gibi hiç pes etmedik, hep azmettik, daha fazla çalıştık, gayret ettik ve basamakları teker teker tırmanarak başarıya ulaşmayı başardık. Olmaz diyenlere inat, yapamaz diyenlere inat, bir fazla çalıştık ve çok şükür emeğimizin karşılığını aldık. Ailemize daha iyi bir hayat sunabilmek için, kendimize daha iyi bir hayat sunabilmek için. Gerçekten her şeyimizi güreşe borçluyuz. İyi ki güreşe başlamışız. Bir şey bilmediğimden soruyorum. Çok pardon Mert. Sen şimdi iki kere baş pehlivan oldun ama bir dünya şampiyonluğun var. O dünya şampiyonluğun güreşte mi? Nerede tam olarak? 2020 yılında Kahramanmaraş'ta şalvar güreşi diye bir geleneğimiz var bizim. Bu da dünya şampiyonası yapıldı. Yağlı güreş değil, minderle kara kucağın karışımı bir şey. Yani yağsız bir güreş. Ama uluslararası bir uluslararası şey değil mi? Kaç ülke katılıyor? 41 tane ülkenin katıldığı dünya şampiyonası yapıldı. Orada da birinci olmuştum. Son işte 2020 Şubat ayında yapılmıştı. Devam edecek misin güreşe? Tabii ki yani devam edeceğim. Çünkü sen şu anda mesela tamam kendi branşında çok tanınıyorsun zaten. Yani dünya şampiyonluğun da var. Ama mesela şimdi Survivor'ın getirmiş olduğu senin tanınırlığın çok daha fazla. Onu mesela güreşle birleştirip güreşi mesela daha böyle tanıtayım hani ülkeye vesaire değilim böyle yani. Projelerin var mı? Zaten buraya gelmemdeki en büyük amaçlardan birisi yani güreş camiasını daha fazla kitleye ulaştırabilmek. Ben sadece kendimi temsil etmedim burada. İsmail Balaban'ı temsil etmedim. Aynı zamanda bağlı bulunduğum güreş camiasını temsil ettim burada. O yüzden her zaman hal hareketlerime, konuşmalarıma, tavırlarıma dikkat ettim elimden geldiğince. Efendiliğimi korumaya çalıştım. Çünkü güreşi de bu olması gerekiyor. Bu vasıf olması gerekiyor. Dolayısıyla yağlı güreş camiasına leke getirmemek için daha fazla dikkat ettim. Daha fazla sustum. İnşallah bir şeyleri doğru yapabilmişimdir. Umarım birilerinin gönlüne dokunabilmiştir. Güreşçi nasıl olur? Güreşi merak edenler olmuştur inşallah. Bu sayede daha fazla güreşçi kitlesine ulaşabiliriz. Sen bunu nerede anlayacaksın biliyor musun? Şimdi şu anda sen uyanmadın tabii. Dünyaya dönmedin. Evet. Dışarı çıktığın zaman Antalya'da, İzmir'de, Ankara'da, Iğdır'da her yerde seni böyle şey yapıp şöyle yapıp böyle yapan çocuklar göreceksin. Böyle. Arabada giderken falan tabii, yandan tabii. Böyle bir bakacaksın. O zaman diyeceksin tamam ben güreşle ilgili, atasporumuzla ilgili bir şeyler yapmışım diyeceksin. Ben yavaş yavaş arkadaşlara dönmek istiyorum. Bu arada arkadaşlar derken Ayşe'yi görüyorum burada. Ayşe de geldi son dakika. Ayşe senle başlayalım. Çünkü burada olman beni acayip mutlu etti. Niye? Çünkü sen dün akşam haliyle Poyraz'ı tutuyordun. Ama Poyraz'ı tutmana rağmen burada olman müthiş bir olay. Emin var ama hani sen şimdi çok sonlara geldin ya. O yüzden böyle hani net bir Poyraz ifaden vardı. Ama burada olman bence çok güzel bir mesaj aslında. Hem Poyraz'la ilgili hem İsmail'le ilgili düşüncelerini almak isterim. Bir mikrofon uzatabilir miyiz oradan? Bir ses kontrol yapalım. Ses deneyim. Gökhan bir sesi açabilirsek. Ses. Tamam şu an ses var. Evet. Tamam.
Yani ikisini de gerçekten çok sevdiğim insanlardı. İkisini de dile getirdim zaten bunu. İsmail de sonuna kadar hak etti. Tebrik ettim kendisini. Şu anda tebrik ediyorum. Hayırlı uğurlu olsun. Yani Poyraz da gerçekten hak edenlerden biriydi ki o koltuğa kadar kalabildi. Ben ikisini de gerçekten canı gölden kutluyorum. Çünkü onca kişinin arasından, bunca kişinin arasından oralara kadar gelmek her yiğidin harcı değil gerçekten. İkisi de çok güçlü yarışmacılardı. Evet. İkisi de gerçekten harika insanlardı. Ne yaşanırsa yaşansın olan orada kaldı. Ve şu an burada şampiyonluk konuşuluyorsa o da bir kişinin daha fazla başarılı olmasından kaynaklanıyordur. Tekrar tebrik ediyorum. Poyraz'ın da hak ettiğini düşünüyordum ama gönüllerin şampiyonu oldu. Evet. Onun da canı sağ olsun tabii ki. Sonuna kadar mavileri, gönüllüleri çok güzel temsil eden bir arkadaşımızdı bence. Onu da buradan selam gönderiyorum kendisine. İsmail'i tekrar tebrik ediyorum. İsmail'e hiç böyle komik bir anın var mı? Yani anlatabileceğim tabii çok şimdi. Var ya. Hani... İşte o dalga geçti zamanlarda İsmail'e hep şey diyordum ben. Kazanıyoruz da yiyoruz İsmail diye. Hep diyordu işte kilo aldın yiyorsun. Bir ara dilimize çok dolanmıştı bu. Ben de diyordum yemek o aralar çok kazanıyorduk. Marketi aşırı. Kazanamıyorlardı. Ben de kazanıyoruz da yiyoruz İsmail diyordum sürekli. O espri bayağı dilimize dolanmıştı. En iyi olanı oydu galiba. Ama sen İsmail'le bayağı korakor mücadele içindeydin. Birazdan evet, bakarım ama herhalde. En dişli rakibi. Ya İsmail senin onu son yendiğinden ya. Çok yenmiş olabilir biliyor musun? Bak istatistiklere bakacağım birazdan. En son 5-0'lı olabilir o. Bak yok ya. Gerçekten. Öyle mi? Bakacağım, açıp bakacağım. Bir Ayşe'yi de bir alkış alabilir miyiz gerçekten? Sen de bu arada hani Poyraz kadar bence senin ve Aleyna'nın da tebrik edilmesi lazım. Teşekkür çünkü son dörde girerek iki kadın yarışmacı son yıllarda olmuyordu değil mi Damla hiç? Olmuyor. Evet iki kadın hatta olmadı. Hatta iki kadın ilk defa oldu. Hı-hı. Biz de heyecanlandık hatta. Biz iki kadın İsmail biz iki kadın finale gider diye düşünmeye başladık. Araya giren gidiyordu. İsmail burada da bırakmadı yakamı. Emin sen arada gidiyorsun dikkat et orada. Ayşe ile Aleyna'nın arasında giden gidiyor valla. Aynen. Aleyna sana da bir söz vermek istiyoruz. Şöyle sırayla bir herkese konuşalım. Nasılsın, iyi misin? Biraz daha toparladın mı dünden beri? Açıkçası toparlayamadım, daha bir kötü oldum. Niye anlamadım. Dün herhalde böyle bir enerjiktim. Çok yoruldum dün. Finalde gerçekten bağır çağır destekle tüm duyguları yoğun bir şekilde yaşadık. Bugün herhalde onun ağrıları çıkmaya başladı yavaş yavaş. Öyle biraz hafif şeyim yani, hala adapte olamadım tam. Mutlu musun İsmail şampiyon olduğu için? O kadar mutluyum ki. Yani yemin ediyorum kendim şampiyon olsam belki bu kadar sevinmezdim evet. Ya. O kadar sevindim ki o an. O İsmail Balaban dedi ya Cüm Bey. Ya yemin ediyorum her yeri kırıp dökesim geldi ya. Bir baktım İsmail abi almışlar adam herkesin içinde aşamıyorum giremiyorum ezileceğim orada. Tabii etrafta güreşçiler sağırdı bir anda. Kesinlikle bir anda bir baktım İsmail abi havada inanılmaz bir duygu yaşattın bize. Gerçekten helal olsun. Siz İsmail'le yaklaşık bir ay aynı adadaydınız. Daha bak. Fazla. Bir, yani bir ay, bir buçuk ay aşağı yukarı değil mi? Yok. Bir buçuk ay. Bir buçuk ay var. Senin var mı böyle İsmail'le? Çünkü ödüllere de gittiniz. Komik, bize anlatabileceğin, aklında kalan bir diyalog ya da yaşanmışlık. İsmail'le direkt şey göz gözü geliyorlar. Var bir şeyler acaba? Var. İsmail var. Anlatmasam acaba? Bak her şeyi anlatabilirsiniz. Artık kupayı aldı zaten. Bu saatte SMS yok. Hiçbir şey yok abi. Rahat anlatın. Bu gerçekten çok komik. Ya şöyle İsmail evet. Abi inanılmaz bir insan. Biz şimdi son birkaç hafta özellikle farklı bir bağ oldu aramızda. Ve sürekli her şeyi gırgıra vuruyorduk artık. Yani psikolojik olarak rahatlamak için küçücük şeylerden bile espri çıkarıyorduk. Taklitler yapıyorduk. Artık bizi görenler gerçekten ne yapıyorsunuz falan diyorlar. Yani anlat bakılıma gidiyoruz. Gülme krizleri herkes bize bakıyor ne oluyor diye. İsmail abi çok güzel bir taklit yapıyor. Ve biz bunu her şeyin sonunda yapıyorduk. Bir dakika artık. Neyi taklit taklidi? Söyle yapsın. Burada da yapmalısın. İsmail'den görmediğimiz. Şimdi, ne taklidi? Murat Övünç'ün korona zamanında bir takliti vardı. Hı-hı. Onu şimdi burada yapmayayım. Çok hoş olmaz. Çok yani onun bayağı taklidini yapıyor. Karizma gidecekse onun, yapma. Yok ya yapmayalım. Onun esprisi tamam. Çok yapıyorduk. O başka bir taklit var mı peki? Ya şu an aklıma gelen bir şey heyecan yaptı. Tamam. Aleyna var mı öyle bir şey? Ya düşünüyorum şu an en çok o aklımda. Onu unutamıyorum yani. Ama aklıma gelince söyleyeceğim. Tamam. Aleyna sana teşekkür ederiz. Emin. Bu arada sevgili seyirciler şunu da hatırlatmak istiyorum. Bu akşam MasterChef'in yeni sezonu başlıyor. Evet TV8 ekranlarında MasterChef 2021 yeni sezonla bizden hemen sonra karşınızda olacak. Yani hem lezzetli hem heyecanlı hem eğlenceli. Türkiye'nin efsane yarışma programı MasterChef bu akşam yeni bölümüyle, yeni sezonuyla sizlerle olacak.
Hatta birazdan çok enteresan bir detay vereceğim. İsmail'le MasterChef'i bağlayacağım. Şok olacaksınız. Bakın şok olacaksınız, onu da söylemek istiyorum. Buradan başta İrem Kanan, Bilgin Arslan ve Behçet Hıdır olmak üzere tüm MasterChef ekibine de selamlar olsun. Emin, İsmail seni onur etti. Dedi ki, ya dedi bu Poyraz'da Emin bana galiba bir dert olacak dedi. Ama sen bir sakatlıkla Survivor'a çok erken veda ettin. Hem kendinle ilgili, hem İsmail'le ilgili, hem Survivor'la ilgili söyleyeceklerin vardır eminim. Çünkü sen panoramaya katılmadın hiç. Eminim söyleyeceğim bir şeyler vardır. Şöyle bir şey söyleyeyim. Ben Survivor'a gelmeden önce oyunculuk yapıyordum. Bir dizide oynuyordum. Erken final yapmıştı. Ondan sonra tutan bir işe beni çekmek istediler. Survivor'da da son 18'e kalmıştım o sıra. Yani o kadar olmasını istiyordum ki o diziyi reddettim ve Survivor'a geldim. Ondan sonra sakatlıkla elenmek gerçekten beni mahvetti. Ondan önce de 2 senede zaten seçmelere girmiştim. 2019 yılında yedeklerdeydim. Bu sene kısmet oldu. Kötü oldu. İsmail abiyle şöyle bir anım var. Ben de onunla gerçekten yarışmaktan zevk alıyordum. Hatta onu yendikten sonra sinirlendiğini görmekten daha fazla zevk alıyordum. Ama İsmail abi o kadar rekabetçi ki yenilmeye asla hazmı yok. Bir kere şey yaptı. Bir oyunda böyle mızıkçı demeyeceğim, onunla ilgili bir tartışmamız olmuştu. İtiraz etti diyeyim. Ondan sonra oyuna çıktığımızda ben bir kere öndeydim. İsmail abi atış çizgisinin önüne geçip hemen yeneyim diye atış yaptı falan. Ondan sonra ben ona dedim ki niye mızıkıyorsun dedim. Anlat bakalım da yanıma geldi. Sen bana nasıl mızıkçı dersin? Bana bunu işte sıfatı nasıl yüklersin falan filan diye. Böyle kendi içini doldurmuş, böyle bir ufaktan bir patladı. Ben hani kötü niyetle söylemedim İsmail abi dedim. Öyle bir anımız vardı ama gerçekten kendisini tebrik ediyorum. Şampiyonluk koltuğuna gerçekten yakışıyor. Gerek karakteriyle gerek performansıyla hak ettiğini düşünüyorum. Helal olsun diyorum. Teşekkürler Emin. Yani sen de bence favori bir yarışmacı olabilirdin sakatlanmasan. Çünkü sende bir Survivor görüntüsü net olarak var. Ne diyorsun İsmail, senin yorumunda? Kesinlikle, ben ilk başlarda zaten yarıştığımızda da aynı şekilde parkurda hızlıydı. Şimdi seni izledim. Kesinlikle ilk oyunda Emin'e yenilmiştim ben. O kutular vardı. Ben kum torbasını atıyorum, düşüremiyorum. Gönüllere bir bakıyorum, üçer üçer düşürüyorlar. Böyle üç tane dizilmiş küpler vardı. Onlar üçer üçer düşürüyor. Biz niye yapamıyoruz falan. Biz alta vuruyormuşuz herhalde. Artık o an tabii yeni başladığımız için biraz daha çömeziz, bilmiyoruz olayları. Çok fazla da çalışmadığımızdan kum torbasına. Sonrasında tabii orada Emin beni yemişti, biraz sinirlenmiştim. Tabii rekabetimiz bayağı arttı sonrasında. Kıran kırana geçiyordu yine. Başa baş geçen oyunlar, mücadeleler vardı. Gerçekten güzel yarışma, iyi yarışmacıydı. Eğer sakatlanmasaydı bence ileriyi zorlayacak bir isimdi. Evet, Duygu, sana bir söz vermek istiyorum. Çünkü dün akşam hem Poyraz'a sitem ettin ama dedin ki ben dedim mavi takım ruhuna sahibim. O yüzden bana Poyraz'ı tutmak yakışır. Poyraz'ın arkasındayım sonuna kadar dedin. Değil mi? Doğru, yanlış mı hatırlıyorum? Evet, doğru. Hem o anları hem genel anlamda bir Survivor'ı, İsmail'i, Poyraz'ı değerlendirirsen neler söyleyeceksin? Şöyle, dün Poyraz'ı desteklememin amacı aslında şuydu. Aslında sürekli saygıdan bahsettiği için aslında nasıl centilmen olabilmesi gerektiğini göstermek istedim. Çünkü evet biz bir şeyler yaşamış olabiliriz, tartışmış olabiliriz. Ama ne olursa olsun orada her şey sonlandı. Tabii ki agresif anlar oldu ama orada son kez hani gidiyorum artık, gerek yoktu hani oraya geçmesine. Çok kırıldım ya. O an onun farkına varmadım çünkü oradakilerle tokalaştığım için. Sonra eve geldiğimde herkes aynı şeyi söylüyor. Annem, babam, hatta çok duygulanmışlar. İnanılmaz duygulanmışlar. Neden böyle çekinip bir şey? Çekinip yüzleşmek istememiş de olabilir mi acaba? Zannetmiyorum. Ha? Yani biz Poyraz'la yakındık. Hı hı. Ama Poyraz'ın bir iki cümlesine ben çok takılmıştım. Ve o cümlelerin üzerine benim verdiğim tepkileri aynı şeylerdi aslında. Ben de bu takım işte takım değil dedim. O da aynı şeyleri söylüyordu ama orada gereksiz bir bana yükseldi böyle konuşamazsın diye. Ben buna şaşırmıştım ve ona tepki almıştım. Ama ne olursa olsun sonuçta aynı takımdayız. Tabii. Adada yaşanan. Hepimiz gönüllü ruhunu taşıyoruz. Hepimiz çok emeklerle oraya gittik. Yani ben en azından öyle söyleyeyim, yani 3 yıl olacak ve çok badire atlattım, sakatlıkları atlattım. Doğal olarak inanılmaz bir duygu yüklemesi vardı bende. Yani orada bir patlama yaşadım diyebilirim. Çok heyecanlı bir insanım zaten. İnanılmaz böyle heyecanlı bir insanım. O yüzden orada öyle bir patlama yaşadım. Ama Poyraz'ı destekledim çünkü gerçekten hak ettiğini düşünüyorum. Yani ne olursa olsun, aramızda ne geçerse geçsin, başarılı bir sporcuydu. İsmail abi de keza öyle, inanılmaz başarılı bir sporcu ve bunu zaten Türkiye'de kanıtlamış biri.
zaten gönlümden geçen biri vardı ama orada takımımı desteklemem gerekiyordu. Orada bir oylama vardı. Bu hainlik olurdu. Tabii doğrusunu yaptım. Bunu yapmak zaten istemedim. O yüzden böyle dediğim gibi İsmail abiyi de seviyorum. Zaten çok da orada görüştük. İyi bir insan. Yani kalbinden geçen diline vuruyor. Ve doğal oluşunu seviyorum. Bu Poyraz'a kırgınlığımı bu şekilde dile getirmek istedim yani. Beni belki anlar diye. Öyle. Anladı mı seni sence? Yani ilk şey izledim, ilk konuşmamda önce bir bozarıyor. Sonra tabii ki de sonuna kadar Poyraz'ı destekliyorum dediğimde bir gülümsüyor. Ama onun ne düşündüğü beni ilgilendirmiyor. Ben orada çok fazla agresiftim ve izlerken böyle utandım çok. Evet. O yüzden bunu yapmam gerekiyordu. Çok teşekkür ederiz, evet. Duygu. Poyraz'ı da tekrar tekrar kutluyoruz. Bence o da şampiyonluğu hak eden bir yarışmacı. Bunu da her zaman söyleyelim. Hani adı gibi derler ya, yiğidi öldür, hakkını yeme. O da gerçekten yılın en önemli yarışmacılarından biriydi. Gonca, İsmail'le senin bir anın var mı? Çünkü sen de kırmızı takımdaydın ve dün de İsmail'i destekliyordun. İsmail nasıl bir yarışmacıydı? Neden şampiyon oldu sence mesela? Ya, İsmail'le bizim daha önceden de bir ortak arkadaşımız sayesinde tanışıklığımız vardı. Ama ben İsmail'i bu Survivor sürecinde tanımaya başladım. Ve hani şey bekliyordum, böyle çok höt höt bir insandır herhalde derken, anında böyle gözleri dolabilen, böyle bir şeye çok duygusallaşabilen yanını gördüğümde çok şaşırmıştım ama bu yönünü çok sevdim ben İsmail'in açıkçası. İsmail'le şey, yani anılarımız tabii ki var ama çıktıktan sonra izlediğimde şunlara çok güldüm. Ben mesela oyun sonlarında bir şeylere yükselmişim, sinirlenmişim ve arkamdan direkt gelen İsmail olmuş. Hani böyle anında koşturan, hani böyle birisi sinirleniyor, bir şeye tepki veriyor ve arkasına direkt tepkiyi veren İsmail oluyor. Çıktığımda biraz bir kırgınlığım vardı, hani yanlış anlaşıldığım bir şeyler vardı. Ama o görüntüleri izlediğimde aslında İsmail'de şey var, sevdiği bir insan bir şeye tepki verdiğinde çok çabuk gaza gelip onun etkisiyle hareket edebiliyor. Aslında orada bir art niyet aramadığım için bu kırgınlığım çok çabuk geçti ona karşı. Ve olsa dahi, büyük bir kırgınlığım olsa dahi şunu da yadsıyamayız. İki ay boyunca ben yarışmada kaldım ve iki ay boyunca çok büyük emeği geçti kırmızı takıma. Ve bence kırmızı takımdaki herkesin İsmail'e karşı bu oylamada bir borcu olduğunu düşünüyordum ben aslında. Çünkü gerçekten çok dibe vurduğumuz anlarda hep ayağa kaldıran kişi oldu takımı. Bir oyuna çıkıyorduk, bayılacak duruma geliyorduk ama aynı oyunda biz 11-12 kişiyken bench'te çıkıp 5 oyuna çıkıp 5'te 5 yapıp takımı ayaklandıran kişi olmasını da bildi zamanında. O yüzden emeğinin çok büyük olduğunu düşünüyorum kırmızı takıma karşı. Yani ben desteklememi çok doğal buluyorum. Bana şey diyorlar, işte sen de gönüllüsün aslında, seçilerek geldin. Karşı tarafta arkadaşlarım vardı ama yani ben kırmızı takım için emek verdim. İsmail benim için emek verdi. Benim takımım için emek verdi. Bu durumda benim İsmail'i desteklemem en doğalıydı. Doğru, aslında. Çok normal tabii ki. Çünkü zaman geçirdiniz ve bir hukukunuz var, paylaşımınız var. Şimdi şöyle yapalım. İlayda, Melis, Öykü, size de döneceğim ama bir dün akşama gidelim tekrar. Çünkü dün akşam İsmail şampiyon olduktan sonra çok güzel anlar yaşandı. Acun abi Poyraz'ı da davet etti ve İsmail, Poyraz orada tekrar son kez sahnede İsmail şampiyon olduktan sonra buluştular. Bir o anları izleyelim, ardından buradayız. İsmail'le kucaklaşacak. İşte Survivor'da görmek istediğimiz tablo. Alkışlıyoruz bu tabloyu. Poyraz, yaşattığınız için. Poyraz, öncelikle senin gönülden tebrik ediyorum. Sağ ol abi. Birkaç cümle rica ediyorum. Herkese çok çok teşekkür ederim. Bu deneyimi, bu tecrübeyi bana yaşattığınız için, bana bu sevgiyi gösterdiğiniz için şu an aklım çıkmış durumda. Herkesi çok seviyorum. Çok teşekkür ederim. İyi ki bunu yaşadım. İsmail'i gönülden tebrik ediyorum. Sonuna kadar hak etti. Buradaki herkes bunu yaşadı. Çok güzel bir deneyimdi. Herkese çok teşekkür ederim. Sağ olun. Alkışlar, çok sağ olun. Buyurun için. Teşekkür ederim. Şimdi İsmail, sana döneceğim ama Mert'e şunu sormak istiyorum. Survivor'da bu çok olan bir hareket değil. Genelde ikinci olan kişi
Hiç bir şekilde bir Poyraz'ın yaptığını mı diyorsun? Kötü olup evet kötü olup hemen gidiyor oradan. Çünkü bir karambol oluyor. Orada tamam, kendini yalnız hissediyor. Evet. Ama Poyraz orada İsmail'in yanına gitti ve tebrik etti. Sen neler söyleyeceksin? Çünkü bu tip şeyleri sen seversin. Ya yok zaten hani ben şimdi arkadaşlar bilmiyor içeride oldukları için. Çıkanlar biliyordur. Hani ben Poyraz'ın zaten bu tip hareketlerini bütün sezon boyunca hep anlattım burada. Yani çok saygılı bir çocuk bir kere. Bilmiyorum siz daha iyi biliyorsunuz. Hani içeride ben böyle ekstrem bir hareketini görmedim. Hani karşı tarafı böyle çok fazla yıpratan, üzen, karakterine, kişiliğine bir söz söyleyen bir tarafını hiç görmedim Poyraz'ın. Poyraz'dan da tam beklediğim bir hareketti finalde İsmail'i tebrik etmesi. Bence her sene, her finalde görmemiz gereken tablo aslında bu. Bazen bunu göremiyoruz tabii. Yani şey hani eleştirmemek de lazım. Hani o tabii o anda çok elenmenin vermiş olduğu şey de var mesela. Ama tabii ki yapınca ne kadar şık durduğu ortada. Bence Poyraz kendi yakışını yaptı. Sen de zaten çok mutlu olmuşsundur kesin. Şimdi biz finale kaldığımızda ikimiz bir gün önce zaten sonrasında kulise geldik, kuliste oturuyoruz. İçeride diyorlar ya ikiniz finale kaldınız, hiç bir gerginlik yok, bir şey yok. Normalde ya hani normalde daha önce gördük, yaşadık bunları söylediler yani içeride. Tabii daha tabii hiç konuşmayanlar oluyor bazen. Birbirine konuşmaya, muhabbet etmeye. Evet. Biz o kadar hep yarı finale geldik, finale geldik, hep birbirimizi sarılarak, birbirimizi destekleyerek ikimiz de burayı hak ettik. İkimiz de sonuna kadar hak ettik. Kim birinci olursa olsun gerçekten burayı hak etti. Hep birbirimize bu şekilde konuşarak motive ettik. Ve güzel bir şekilde içeride de sohbetimiz aynı şekilde devam ediyordu. Hatta şakalar falan yapıyorduk böyle finale çıkmadan önce. Yani sahneye çıkmadan önce. Güzel bir şekilde diyalogumuz oldu. Dediğim gibi yani kim olsa orada birinciliği gerçekten hak ediyor. Yarı finaldekiler de keza öyle, kızlarımız da öyle. Yani Aleyna da Ayşe de aynı şekilde. Onlar da kesinlikle hak ediyordu sonuna kadar. Bir mikrofon alabilir misin? Mikrofon olmadan çünkü sesini bir tek biz duyarız. Buyur Ayşe. Yani kuliste hep birlikteyken de konuşmuştuk, hani gerçekten gönlüm çok rahattı. Ben de gittiğimde hani mutluluk gözyaşlarıyla gittim. Asla hani mutsuzluk gözyaşı değildi. Yani her zaman birbirimize destek verdik. Yolda gerek gelirken olsun, gerek kuliste olsun dedik ki ben sen de olsan mutlu olacağım. O dedi sen de olsan ben mutlu olacağım. Çünkü birbirimizin aklının geride kalmayacağı kadar başarılı sporculardık, başarılı yarışmacılardık bence. O yüzden hepimizi tekrardan kutluyorum. Hepimizi hayatı boyunca gerçekten çok güzel şeyler bekliyor bence. Güzel işler başardık, daha da başaracağız diye ümit ediyorum. Çok güzel şeyler söylüyorsun ama şunu sormak istiyorum. Aleyna ile aranız nasıl mesela? İyisiniz değil mi? Yani evet, kötü değiliz. Bir sıkıntı yok değil mi herhalde? Yok yok. Valla ben onlardan güzel kallı bir... Kallı bıçaklı değilim Hakan, yani. Hakan ben güzel bir diyet bekliyorum biliyor musun? Düet, ya şöyle bir şey oldu. Güzel bir diyet bekliyorum yani. Bilmiyorum artık. Ya şöyle bir şey. Dün Aleyna şarkı söyledi. İnanılmaz olumlu tepki aldı. Üzerine sen şarkı söyledin ve kendi şarkısını söyledi. Siz tabii o sıra yolda ya da hazırlıktaydınız muhtemelen, bilmiyorum. Yani biz Mert, Damla, Melisa birbirimize baktık. Acaba bu şarkı birinin şarkısı mı? İşte yine acaba İbrahim Erkal mı ya da Hakan Altun mu falan böyle. Yani inanılmazdı. Şöyle bak, reji diyor ki bir kendi şarkısını tekrar şöyle bir mırıldanabilir mi? Siz biliyor musunuz kızlar? Ayşe'nin şarkısını hiç dinlediniz mi? Aa, kendi yazmış, ben kendi söylemiş. Ben de duymadım. Şey Ayşe herkesten saklamış. Bir dakika, reji diyor çok ki güzel. Ayşe de şu an hazır olmayabilir diyor. Biraz sonra ilerleyen dakikalarda hem sende hem Aleyna'da. Düşünceli bir rejimiz var. Hatta bir düet böyle belki falan. Bakalım olabilir, yani. Olabilir, neden olmaz. Sizi böyle beraber görmek çok güzel bir şey aslında. Çünkü çok şey paylaştınız. Bir ara koptunuz. Acaba hani çok mu kötü olacaklar dedik ama yine... Evet, herkes dışarıdaki hayatta başka yerlerde oturabilir, görüşemeyebilir ama en azından orada bir yaşanmışlığınız var ve onun hatırasıyla bundan sonra güzel mesaj vermek ve o arkadaşınla bir şekilde iletişim içinde olmak bence çok güzel bir şey. Ya tabii ki sonuçta düşman değiliz. Oradaki psikolojiyle buradaki normal hayattaki özgürlüğümüzdeki psikolojimiz asla aynı değil. Oradaki yaptığımız hareketleri dün de açıklamıştım. Orada olan orada kalmalı bence. Daha önceki senelerde izlediğim Survivor'larda daha beterleri oluyorduk. İnsanlar birbirlerinin yüzüne mecburen bakmak zorundaydı. Biz buraya geldiğimizde istemediğimiz zaman görüşemiyoruz. Artık özgürlüğümüz tamamen bizim elimizde. Yani gördüğümüz zaman tabii ki yine diyalogumuz devam ediyor. Öyle bir düşmanlık besleyecek insanlar değiliz bence. Ki ben zaten hiç kindar bir insan değilim. Orada yaşanılan orada kalır bence. Kesinlikle. Çok doğru düşünüyorsun biliyor musun? Damla ne güzel konuşuyorlar değil mi? Evet. Bence Aleyna aynı. Kadınlar arasında genelde çekişmeler fazla olur. Ama yani bu seviyeye getirebilmeniz bence çok güzel.
Çünkü yani örnek olursunuz diye düşünüyorum. Bence Çünkü iki tane güçlü kadın yani. Ve genelde şöyle oluyor. Hani az önce de hani Hakan da değindi buna. Şimdi normalde bir kişi birinci olunca o ikinci olan kişi genellikle böyle bir tek başına kalıyor ve oradan uzaklaşmak istiyor. Çünkü herkes birincinin üstüne atladığı için böyle bir yalnızlık hissi hissediyor. Poyraz'ı bu anlamda takdir ediyorum. Ve iki güçlü kadın olarak da yarışma içerisinde yaşanılan bence de orada kalmalı. Çünkü hani her zaman da bunu söylüyorum ben. Hani biz kadınlar olarak genelde Survivor'dayken böyle ben hiç konuşmadığım, oyuna çıkarken böyle başarılar dilemediğimiz anlarımız vardı. Ama o anı orada bırakıp ve şey olması lazım. Hani bilmiyorum, arkadaşlığın devam etmesi lazım. Orada yaşanılan orada kalsın ama normal hayatınız aslında hani pırıl pırılsınız. Orada da öyleydiniz. Ama o rekabet ortamı çok farklı bir duygu. İnşallah bu söylediğini, inşallah bu söylediğini seneye uygulamak. İnşallah bu söylediğini. Yani çok katılıyorum. Doğru söylüyor aslında. Normalde hani parkurun başına geldiğimiz zaman şimdi eğer bir sempati duymaya başlarsam karşı duygusallık giriyor. Evet, o duygusallık girdiği zaman ister istemez ben kendi hırsımı bastırmış oluyorum. Bu hırsı yansıtamadığım zaman da benim performansım düşmüş oluyor. İkimiz de birbirimize başarılar dilemiyorduk belki ama son zamanlarda o rekabetin artık keyif verme kısmına geçtiğimiz için birbirimizi tebrik de ediyorduk. Başarılar da diliyorduk. Artık hani o profesyonelliğe doğru bir adım atmıştık bence. Güzeldi yani. Melisa sen ne diyeceksin? Poyraz'la ilgili. Ayşe ile Ali'yle ya da bu kadın dayanışması, arkadaşlığı nasıl olmadı? Yani pek dayanışması olmadı son zamanlar. Hayır genel İlk olarak. İlk başta ya. Evet. Atışması. Ama şöyle biz tahmin ettik masadayken. Yani dedik ki burada arası bozulacak iki kişi varsa bu Ali'yle ve Ayşe olacak demiştik. Ama şu anki durumunuza bakılırsam oyunun oyunda kalması gerektiğini çok güzel ispatısınız. Zaten böyle olması gerekiyor. Ya zaten oyun kurallarını tamam oyuna göre oynamak zorundasınız. Ama yani çıktıktan sonra devam ettirmek zaten büyük bir saçmalık. O yüzden biz çok mutluyuz yani ikinizin konuşmasını. Zaten oyunların bitişi hani finişlerde birbirinize sarılmanız, işte tebrik etmeniz falan çok güzel örnekti bunlar izleyenler için de. Biz mutluyuz yani şu anda. Şimdi biz de güzel örnektik. Şöyle yapacağız. Reklama gideceğiz. Reklamların ardından İlayda Şeker, bugün Mavi Şeker, sevgili Melis Sezer ve Öykü Uysal. Uysal değil mi soyadın senin? Öykü Uysal da yorumlarını yapacaklar. İsmail'le beraberiz. Çok eğlenceli şeyler olacak. Çünkü bugün şampiyonun hikayesi. Aslında daha da eğlenceli olmalıyız. Yani bu reklamdan sonra emin olun ki daha farklı bir şampiyonun hikayesi izleyeceksiniz. Mert'in İsmail yokken ona bir güreşte meydan okuması vardı. Onu da konuşacağız. Şimdi reklamlar. Müsaitin. Evet efendim, Survivor Panorama şampiyonun hikayesi devam ediyor. Konuğumuz Survivor 2021'in şampiyonu sevgili İsmail Balaban. İsmail, seninle konuşacağımız daha çok şey var. Evet. Ama şimdi Aleyna'nın biraz sonra uçağı varmış. Aramızdan ayrılacakmış. Ayrılmadan önce senden bir şarkı rica etsek. Mümkün müdür Aleyna? Sizi kırmam mümkün mü efendim? Vay. Yani şu dev kadroyu nasıl kırabilirim? Teşekkür ederim. Dün bu arada sevgili Acun Ilıcalı da söyledi bir albüm teklifini sana. Öyle bir durum var. Hayırlısı bakalım. Yani bambaşka bir kariyerde olabilir. Mikrofonla konuşursan. Konuşayım. Evet. Hafta içi galiba bir görüşmemiz olacak. Ben de çok heyecanlıyım. İnşallah gerçekten güzel şeyler olur. Hadi inşallah. Hadi inşallah. Hadi bakalım. Hadi bakalım. Nasıl bir şarkı ya da türkü ne söyleyeceksin? Türkü söyleyeyim. Tamam. İlayda tamam. Türkü istedi. Türkü söyleyeyim. Gesi bağlarını söyleyeyim. Gesi bağları. O zaman sendeyiz. Buyur. Sözlerini açalım şuradan. Duyguyu. Rahat rahat. Ayağa kalkayım. Evet. Arz et ki şu an sahnesin. Albümün çıkmış. Kitlelere ulaşmışsın. Ona da sahneye çıkmazsın sahneye ama. Sahneye çıkmışsın. Bir moral alkışı bence. Bravo. Bravo. Bravo Leyla. Ses. Birazcık daha derinlik katabilir miyiz mikrofona lütfen? Daha ay çal çok iyi. Gesi bağlarında dolanıyorum, yitirdim yârimi, aman aranı. Aranıyorum.
Anılarımı söyleyeyim. Gel otur yanıma. Hallarımı söyleyeyim. Bravo. Bravo. Aleyna, kestim ama niye kestim biliyor musun? Çünkü İngilizce şarkı da çok güzel söylüyormuşsun. Öyle bir duyum ya aldım. Evet, evet. Bir de ben iki günler İngilizce söylerim isteği var. Aleyna. Tamam, türkülerimiz de güzel de biraz da İngilizce yani. Mert Bey, peçeteye yazıp yollayın isteklerinizi, olur mu? Yapacağım. Ne söylesin peki? Peçete. Bilmem hangisini biliyorsunuz. İngilizce istek var mı? Var. Rihanna diyor reji. Rihanna var mı? Şansa da en sevdiğim sanatçıdır kendisi. Yani ne tesadüf. Böyle şey falan ama My Heart Will Go On tadında böyle. Celine Dion tadında. Aslında o da var. Ama tam sözlerini onların... Tamam, sen Rihanna söyle. Çok hakimsin. Onu anladık. Rihanna söyleyeyim. Tamam. Diamond mı? On the first page of a story, the future seemed so bright. Then the snake that always battle, what keeps me satisfied? Just gonna stand there and watch me burn. But that's alright, because I like the way it hurts. Just gonna stand there and hear me cry. But that's alright, because I love the way you lie. I love the way you lie. Oh, I love the way you lie. Bravo, işte bu. Aleyna, sesine sağlık. Arkadaşlara verirsen mikrofonu. Şimdi sana veda edeceğiz. Çok teşekkür ediyoruz buraya geldiğin için. İsmail'i... Ben İsmail'e bir kez daha sorumlu. Tabii ki, ne demek. Evet. Uzun bir süre belki görüşemeyiz. İnşallah gerçekten görüşürüz ama. Evet, İsmail'le Aleyna vedalaşırken biz de sizi dün akşamın en güzel VTR'si, o komik anlarla baş başa bırakıyoruz. Bu oyunu alıyor muyuz? Alıyoruz! Alıyor muyuz? Alıyoruz! Alıyor muyuz? Alıyoruz! 3, 2, 1, start! Sana meydan okuyorum. Seni Kazlı Çeşme sahiline davet ediyorum. Ben burada millete paket ettim, sen yok musun? Abi sen gel. Bak bana burada yapmayın ha. Bak bana burada yapmayın. Ben yokken gider yapmışsın. Gel baba. Dedim baba, bizim yerin altında bu kadar dağ var dedim ya. Açlık başa vurunca cesaret gelir hani. Varsa cesur olan olmayın mani. Kaybedersen üzülme. Karşındaki şampiyon yani. Yürek yiyip gelmiş herhalde. Hadi. Meydan okuyordun haydi. Abi. Abi! Sensin abi! Tamam be! Geri dön, ses diyeceksin. Run. Canlanın ya! Canlanın! Ne var, ne bağırıyorsun? Hayrettin Stephen mücadelesi.
Aç mısınız? Hayır. Açın. Açın. Cevap bile yerim. Evet, hayır ya da aç diyorsunuz, tamam mı? Aç mısınız? Hayır. Evet. Hayır ya da aç. Aç mısınız? Hayır. Evet. Evet abi. Aç mısınız? Aç abi. Ne ya? Arkadaşlar o aç başka aç. Bunu açmak. Genelde birisi bana aç mısın dediği zaman ben böyle diyorum. Evet. Aç mısınız? Evet. Açayım mı? Aç. Aç mısınız? Hayır. Hayatımda bu kadar uyumsuz bir açılış görmedim. Genel olarak bizim takım parkurları daha hızlı çıkartıyor. Daha temiz, daha net çıkartıyor. Ama atışlarda galiba karşı tarafta bir cadı var. Büyü mü ne yapıyor falan. Ona kontra bir şeyler çalışacağım ben bu akşam. Bakacağım. Poyraz düştü. Böyle bir şey görmedim ben. Poyraz düştü. Bora da düştü. Reşat düştü. Berkay kötü düştü engelden. Steven düştü. Zor anlar yaşıyorlar. Araba öğrenmeye çalışan genç yetenekler gibi görüyorum. Hanzade ve Duygu. Ben de yanına elinden geldiğince böyle işte büyüler müyüler falan gibi şeyler yapmaya çalıştım. Derbeder oldum. Artık bu durum benim canımı sıkmaya başladı. Abi Dora büyüler yapıyor, büyü mü desen anlamadım ama benim artık hakikaten duaya, nazar dualarına ihtiyacım var. Hanzade, evet garip bir yer attı. Hanzade, halen bir, evet bu stili hiç anlamadım. Aman yarabbim. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Ne oluyor ya? İsmail, Batuhan yanılmıyorsam o evet. Son anda neler yaşandı onu bize bir anlatsana ya. Batuhan kardeşim seni çok seviyorum. Buradan da selam gönderiyorum. Gece uyuyoruz. Bir anda ağacın dalı kopmuş yukarıda. Bam diye üstümüze düşüyor. Ben barakanın üstüne gerçekten bir ağaç devrildi falan zannettim. Bir kalktım böyle korkuyla. Zaten Batu da aynı şekilde Batu kalkıyor bana sarılıyor bir anda. Ben bizde bir şey olmayınca yan taraf hemen kızların barakasına baktım. Bir baktım orada da bir şey yok. Kızlar iyi misiniz? Kızlar uyuyor falan böyle. Neydi peki olay? Ne? Ağacın... Hayvan mı? Ağacın dalı ağacın üstümüze dalı... düşüyor. Büyük ağacın... bir dal. Bayağı büyük bir dal düşüyor. Barakanın üstüne. Bayağı şey salladı yani. Bayağı ses getirdi. Hiç deprem yavru falan... kokonat düşüyor muydu? Yani bizi çok yavru kula... Yavru kokonatlar küçük, oluyor ya. Bu ona yavru kokonat diyorlarmış yani. Öyle biz hesap ediyoruz. Hiç ona denk gelmedik açıkçası. Kokonat hiç böyle yanınızdan geçti mi? Hiç denk. Ha? Bana yani denk gelmedi. Kaza atlattınız mesela. Çok uyuyamıyorduk yani gece. Benim şurama bak şurama 20 metreden sıyırarak kokonat düştü. Ya şey çok tehlikeli. Ağacın şey ya. Ay hep beraber. Ağacın dalları düşüyor ya bazen. O dal biraz önüme düşmüştü bir kere. Tam önüme düşmüştü. Ay Allah korusun. Ya ama çok yani gerçekten dün Acun abi bu VTR'den bahsederken evet bir gün önce Instagram'ında paylaşıp birkaç ipucu vermişti ama hani dün resmen kahkaha atarak özellikle o Hayrettin'in kaydıraktaki evet. Hali, Hanzade'nin baltayı atışı, Cemal'le Aleyna Çalışkan arasındaki büyü olayı yani gerçekten çok iyiydi. Öykü sen neler söyleyeceksin? Seni de hani sonradan girdin. Evet. Çok göremedik Survivor'da. Ona ben de çok üzgünüm.
İsmail'in şampiyonluğu için ne diyorsun? Ondan önce bir o dal düşme olayını ben de yaşadım. Orada mıydın o sırada? Oradaydım, bir de ben barakanın tam kıyısında yatıyordum, sınırda. Herhalde dedim hani başıma düştü bir şey. Hı-hı. O kadar şiddetli bir gürültüyle uyandım ki ve çığlık çığlığa. Aynı Batuhan gibiydim ben de. Çığlıkla kalktım. Orada iki kez sıyırdı beni dal. Bir öyle gece yaşadım. Bir de yemek yapılırken tam ocağın başındaydım. Dal düştü, yine sıyırdı beni. İki kez o şeyi yaşadım. Sonra adada bu şekilde dolaşıyorum. Başımı tutuyorum böyle sürekli. Çünkü genelde orada ölümlerin çoğu da Hindistan cevizi düştüğü için oluyormuş. Allah korusun. Ben sürekli böyle elim başımdan ne kadar koruyabilirsem o şekilde. Peki İsmail'in şampiyonluğu için ne diyeceksin? İsmail'e ben ilk gittiğimde ilk hafta dokunulmazlıktı. Suya böyle devirme oyunu vardı. Şöyle çubukla vurarak. Gladyatör oyunu. Evet. Orada İsmail bir denedi işte, vuramadı. Sonra bütün gücüyle kaptırdı gitti. Berkay vardı galiba karşında. Berkay böyle itti. Ben orada dedim ki evet, elinle ittin işte, sen hani vurarak itmedin. İsmail diyor itmedim. Ben ittin diyorum, o itmedin diyor. O yüzden dün de ona bir oyun bozan tavrı var demiştim. Ama çok samimi gerçekten. Ben televizyondan seyrederken çıktıktan sonra da nasıl bütün insanlara geçtiyse o samimiyeti bana da geçti aynı şekilde. Poyraz da hak etti. O da çok hak etti. Sadece ben Poyraz'ı sonradan işte seyrederken Batuhan'a böyle sözleri vardı işte. Oyunculuğu böyle bir şeyler söylemişti. O benim pek hoşuma gitmedi. Çünkü o tarz konuşmaları sevmiyorum. Yine bizim de aramızda Poyraz'la bir şey olmuştu. Ondan dolayı hani samimiyetinden dolayı seni söyledim. İsmail'i söyledim. Evet. Bu arada Duygu az önce şeydi, takımından başkasını söylesem hainlik olurdu. Ona çok... Evet, evet. Duygu'ya da hak veriyorum. Onun söylediğine de hak veriyorum. Ben de açıkçası şimdi içimden İsmail geçerken Poyraz desem yalan söylemiş olurdum. Hani içimdekini söylememiş olurdum. Rol yapmış olurdum. Hı-hı. O yüzden ben içimde neyse doğruca onu söyleyeyim dedim. Bu arada birazdan Ayşe'nin sesini de dinleyeceğiz de ben İlayda'yla Melis'e de söz vereceğim. Sadece bir şey söylemek istiyorum. Dün akşam Yunus Emre'yi dinlerken aslında onun yerinde olmak hiç istemedim. Niye? Bak şimdi. Çünkü neden, sana şu örnekle geleceğim. Yunus Emre'ye Acun abi dedi ki kimi destekliyorsun dedi. Yunus Emre şununla ilgili arada kaldı. Şimdi Yunus Emre eski bir güreşçi. Sen de onun sana ustam diyor. Yıllardır aynı yenisi. Camianın içinde olduğumuz. Evet, aynı evet. Camiadan, spordan ekmek yediğimiz bir yer. Hı-hı. Sonuç olarak aynı gemideyiz. Dolayısıyla daha fazla geçmişimiz olduğunu düşünüyorum. Tamam, daha fazla geçmişim var. Survivor'dasın. Yunus Emre'nin yerinde sen oturuyorsun. Aynı durumda ben olsam. Batuhan'la Yunus Emre finale kalmış. Ne dersin? Ay, şimdi bir saniye. Yani işte o işler aslında öyle olmuyor. Anlatabildim mi ne demek istediğimi? Bak, takımı savunduğu için ve Survivor o an çok sıcak ya. O yüzden ben Yunus Emre'ye orada bir hak verdim. Hani inşallah sen de gönül koymamışsındır. Yok şimdi gönül koymadım zaten. O seni çok övdü çünkü. Yok, gönül koymadım ama şimdi Batuhan'la şimdi... Senin samimiyetin onun Poyraz'la bir değil. Bence çok farklıydı yani benim görüşüm. Hı hı. Çünkü bir de Yunus Emre erken elendi. Dolayısıyla yani ne kadar uzun güçlü bağlar olmuş olabilir. Zaten arada kaldı. Bak orada çok sıkıştı. Eminim şu an sorsan ya ben keşke bu camianın içinden sevgili ama İsmail olalım demiş Yunus, de olabilir. Yunus Emre'yi seviyorum. İşte bu. Bravo İsmail. Senin bravo İsmail. Geniş gönlü herkese yetiyor yani gerçekten. Melis, senle devam edelim. Nasılsın, iyi misin? İyiyim, teşekkürler, siz? Yani sağ olun. Survivor'ın en üst sıralarında bitirdin aslında Survivor'ı. Evet. Daha da ileri gidebilirdin ama belki de senin taşımak istediğin bayrağı takım arkadaşın İsmail şampiyon olarak tamamladı. Sen neler söyleyeceksin? Aynen, benim performansım iyiymiş. İçerideyken gerçekten bunun farkına varmadım. Benim en büyük eksiklerimden biri o olmuş. İsmail çok başarılıydı gerçekten. Takıma çok büyük katkısı vardı. Şampiyonluğu da sonuna kadar hak ediyordu. Burada anlattığı hikaye, sporculuk geçmişi, o disiplini, o duruşu, karakteri bence çok güzel yansıttı. Yani İsmail'in orada demek istediği her şeyi çok iyi anlıyorum. Çünkü ben de bir sporcuyum. İkimiz de bireysel spordan da geliyoruz aynı zamanda. O yüzden İsmail'in anlatmaya çalıştığı o sporcu karakterini orada yansıtmaya çalıştığı bir şeyler için fedakarlık gösterdi. Bunların hepsini çok çok iyi anlıyorum. İsmail bence çok güzel bir örnek bu arada. Hı hı. Genç sporcular için de güreşi de bence çok iyi temsil ettiğini düşünüyorum orada. Ben de tenisi çok iyi temsil ettim. Evet. Benim de işte... Benim tenisçi ufak tanıdıklarım hep seni rol model almışlar. Bu ben çok de, güzel bir şey. O yüzden hani İsmail'le
ortak noktam olarak bunu görmeye çalıştım. Ben de aynı şekilde tenis camiasını orada temsil ettiğimi düşündüğüm için o şekilde bir duruş sergilemeye çalıştım. İsmail de bu yönden gerçekten çok takdir ediyorum. Çok başarılıydı. Ben sonlara doğru aslında böyle bir tedirginliğim vardı. Yani İsmail acaba şampiyon olamayacak mı diye. Çünkü Poyraz cidden iyi bir rakipti. Çok da istikrarlı gidiyordu. O yüzden ben İsmail'in karşısında hani Poyraz'ı gördüğümde böyle bir tedirginlik yaşamıştım. Ama İsmail gerçekten hani her şeyini ortaya koydu. Demek ki halktan da ciddi anlamda destek aldı ki şampiyonluğu aldı. Bence çok da yakıştı. Gerçekten İsmail'in şampiyonluğu için çok mutluyum. Gerçekten tebrik ederim yani. Çok teşekkürler. Süper, ne güzel şeyler söyledin. İlayda, senle devam edelim. Hakan yani, farkına mı? İlayda konseylerde böyle bir içi geçmiş dururdu ya. Şu anda da öyle duruyor. Aynen. Aynen. Biraz başım ağrıyor. Konseydeki İlayda aklıma geldi. Sen hafta sonu gözüne ilgili bir sıkıntı yaşadın. Evet, o yüzden ya. Biz seni yarı finalde finalde hep bir böyle şöyle çekinirken kapatayım. Gördük abi böyle. Abi biraz daha indi herhalde. Çekinme ya, senin özgüvenin yeter ya. Nazara gelmişsin değil mi? İlayda. Evet. Kurşun döktürsen bence. Tamam. İlayda nasıl gidiyor hayat? Önce onu sorayım. Hayat güzel gidiyor, normal. Yani. Hep tatillerde görüyoruz seni. Hayır ya, sadece. Ne zaman görsem ya teknedesin. Ya işte bir yerdesin, hep geziyorsun görmüş. Yani. Evet. Hayır ya, yanlış görmüş. Erken tatil. Hayır, çok tatilde görüyorum seni ya, ne sadece güzel. Sadece bir kere gittim, 3 günlüğüne. Bir kere mi gittin? Evet, öncelikle bu platformda hani bize yer verdiği için Acun Ilıcalı'ya buradan sevgiler, saygılar. Çok teşekkür ederiz gerçekten. Ve hani finalde son 4 koltuk, yani Ayşe, Aleyna, Poyraz ve İsmail'i gerçekten canı gönülden tebrik ediyorum. Çünkü benim kondisyonum ikinci yarışta böyle hani yerlerdeyim, böyle yürüyerek gidiyorum, bazen koşuyorum falan, yetmiyordu. Ve arkadaşlarım son zamanlarda kaç tane oyunlara çıktılar. Yani o final koltuğunu İsmail'de, Poyraz'da, Ayşe'de, Aleyna'da hak ediyordu. Ama tabii ki benim gönlüm hep böyle İsmail'den yanardı. Çünkü ben elendiğimde de İsmail'e sarılırken şampiyon bizim takımdan çıkacak demiştim ve şampiyon olacaksın demiştim. Evet. Ve çok şükür oldu da, çok mutluyum. İsmail'le de anılarım şöyle, ben Hindistan cevizi kırmayı hiç bilmiyorum. Kıramıyorum. Toplamaya da üşeniyordum. İsmail de çok böyle kırıyor, topluyor falan. Ve İsmail Hindistan cevizini böyle kimseyle paylaşmayı sevmez. Yani haklı olarak hani toplayın, kırın. Çünkü herkes kırıyor. Başlarda çok paylaşıyordum ama. Evet. Bir dakika, şey miydi yani? Herkes kendi Hindistan cevizini toplasın Hayır, mı? Hayır, öyle değil. Yani şey, kendisi çünkü çok yiyordu Hindistan cevizi, çok tüketiyordu. Daha sonra ben de böyle kıramadığım için bakıyorum İsmail kırıyor. Böyle yavaş yavaş, İsmail çok açım, Hindistan İsmail bana hep Hindistan cevizi veriyordu. Daha sonra böyle ayağından sakatlanmıştım. İsmail hep sırtında taşıdı beni. Böyle indiriyordu, bindiriyordu. Yani çok güzel anılarımız vardı onunla. Yani gurur duyuyorum İsmail'le. İyi ki de İsoş oldu şampiyon. İsoş. İsoş. Teşekkür ederim İloş. Evet, İsoş. İsoş, sen neler söyleyeceksin İlayda ile ilgili? İloş, sorayım. Göründüğü gibi aynı. Adada da hep böyle tatlıydı, sempatikti. Kokonat bazen ilk başlarda herkese kokonat getiriyordum ama sonralarda artık yetmemeye başladı. Dolayısıyla herkes başının çaresine baksın falan gibi bir durum olmaya başladı. Ben de kendi kabuğuma çekilmiştim. O da o ara böyle istediğinde kıramıyordum tabii ki İloş'cuğumu. İloş. Siz şöyle bir şey hatırlıyorum bu arada. Melis bir saniye. Çok pardon. Şey, İlayda birinci olduktan sonra siz galiba Barış'la beraber İlayda'yı kenara çektiniz. İlayda çok iyisin gerçekten falan, böyle bir konuşma yapmış. Evet. Hatırlıyor musun? Evet. Biz bunu çok... bayağı bir konuştuk. Acaba birinci ama oldu Barış diye. Ama Barış ve sadece Hayrettin vardı orada diye hatırlıyorum. Hayrettin'le Barış mıydı? İsmail, evet, yok İsmail yoktu. Ben... Vardın sen de ya. O vardın ya, eminim. BTR şey, gidiyor var mı? Neydi olay? Niye öyle İlayda bir böyle? Ben yani yoktum herhalde ya, hatırlamıyorum. Hayrettin'le Barış vardı onlar ya. Belki Hayrettin'le Barış vardı ya. Yapmış. Ben evet, bir şey söyleyeyim ya, sen oradaydın biliyor musun? Reji şu an diyor İsmail'de varsa vardı. Varsa öyle diyor. Bir şey ben de görmek hayır, istiyorum. Hayır hayır yani. Hani İlayda bir böyle, mesela İlayda birinci olunca ne hissettin onu soruyor o zaman. Açıkçası beklemiyorduk yani, kimse beklemiyordu. Doğruyu söylemek gerekirse. Şaka mı diyordu? Hani doğruyu söylemek gerekirse kimse beklemiyordu İlayda'nın birinci olacağını. Dolayısıyla herkese bir şok şey oldu, anası ya falan oldu. Demek ki bir şeyleri güzel tabii yapmış. Siz İlayda röportajları yani duymuyordunuz. Tabii sadece böyle ada içindeki. Yani demek ki bir şeyleri iyi yapmış, doğru yapmış ki insanların kalbinde yer etmiş ve bir şekilde birinci olmuş. Sonrasında bunu söyledik yani. Evet. Ben bir şey söyleyeceğim. Şey, birinciliği açıklıyor Acun Bey. Ben İsmail anladım. Böyle. Benmişim dedim sonradan. Aa dedim, benmişim birinci. Ben bile kendime inanamamıştım gerçekten. Senin de şarkı performansın unutulmazdı yani. Bim bam bam. Biraz sonra onu da dinleriz belki yani. Biri sen şey adada söyleyeyim. O yaşadıklarımız anlatılmaz duygular. İlayda'nın o şarkıya çalışma sahneleri.
İlayda Cem nasılsınız? Yeter anlat, diyor. Allah Allah. Anlatsana biraz. Anlatılmaz yaşanır. Cinsten. Anlamak çözmeye yetmez mi? Gerçekten İlayda bir ara çok kaptırmıştı kendini. Şarkıya sürekli çalışıyordu. Böyle yüksek tınılarda, tizlerde uçuyordu. Artık böyle tırmalamaya başladı son zamanlarda. İlayda lütfen falan diyorduk artık. Çok güzel söylüyorsun, tamam. İlaydacığım ne olursun çok yeter artık, oldu bayağı, oturdu artık şarkı falan böyle. O moddaydık. Seni seviyorum. Ama Birleşme Partisi'nin yıldızlarından biriydi. Gerçekten performansı iyiydi. Bayağı çalışma demek ki fayda sağlamış. Güzel bir performans yani sergiledi. Kenarda bir daha, bir daha diyen arkadaşlar. Beklediğimizden daha güzel bir performans sergiledi açıkçası. Keşke aynı performansı parkurlarda da verebilseydim. Sen elinden gelen en iyisini yapıyordun. Yine iyiydin biliyor musun? Gerçekten iyiydim. Ben sana söyleyeyim yani. Hızına hız kattın mesela. Kesinlikle. Üstüne koydun son yani. Son zamanlarda kesinlikle hızı çok iyiydi. Hatta artık Aleyna'nın üstüne fobi oluşmaya başlamıştı. İlayda yani. İlayda diyormuş herhalde, çıkacağım bak Aleyna'yı alacağım falan diyormuş herhalde. Aleyna'nın artık son bir hafta boyunca verdikçe ve sinirleri çok iyi parmıştı. Evet, Aleyna'yı bayağı yendi son zamanlarda. Evet. Birisi sen bir şey söyleyecektin. Ben bu kokonat hikayesiyle alakalı konuşacaktım. Ben gidiyorum, görüşürüz, kendinize iyi bakın. Hayır. Ne oldu, bir dakika. O başka bir şey. O baltayla alakalı mevzuyu tamam, hatırlıyor şu anda. Oraya girmeyecek, sıkıntı yok. Onu söylemeyeceğim. Ha tamam, o zaman ben, kurtardık. Gerçekten adadaki kokonat stokçusu bendim yani. Çünkü yanıma sürekli kokonat alıyordum. Büyük. Ve İsmail'in yetmiyor dediği zamanlar İsmail her defasında yanıma gelip sessizce kokonat var mı diye soruyordu. Çok mu yiyordu adada? Yiyordu bayağı. Hatta bir ara işte şey yapmıştık. Biz Batuhan'la böyle kokonatlarımızı alıp bir kenara koymuştuk. İsmail'in kokonatları başka bir yerde duruyordu. Çünkü oraya ellemiyorduk yani. Kimse ama gelip sürekli kokonat istiyordu benden. Bir kere o balta hikayesi yani... Ama şimdi sen arada kaynadın o balta hikayesini, ne söyleyeyim? Hayır. Yani Batuhan'a çok sinirlenmiştim ne orada. Ne oldu, ne hikaye, ne anlat bari. Şimdi... Balta, evet bunu söylemişler mi sanki, ayağına şey oldu ya. Şimdi çok fazla detayına girmeyeceğim aslında. Kokonat kırıyorum. Önümdeki 3 tane kokonat var. Balta elimde, şimdi herkes de oturuyor böyle. Kırmaya başladım. Batu istiyor sürekli, baltayı istiyor. Ben de kıracağım falan diye. Tamam Batu, vereceğim. 1 oldu, 2 oldu, 3 oldu, 4 oldu, 5 oldu. Tamam vereceğim diyorum. Bir kırım önümdekini, vereceğim yani. Bittikten sonra sen al. Sonrasında ben iyice tabii gerilim tavan yaptı. Oradan Melis benden balta isteyince ben bir anda Melis'e patladım. O da o olayı bilmemiş. Yani sürekli Batu'nun üst üste istediğini fark etmemiş. Orada Melis'e patlamıştım biraz. Küçük bir kırgınlık olmuş ama sonra tabii ki hemen telafi ettim. Ben sonradan geldim. Batu defalarca bunu söylemiş. Defalarca sıkıştırmış İsmail'i. Daha sonrasında ben bir kere daha söyleyince İsmail orada bayağı patlamış. Melis'e patlamıştım yani. Orada. Ama sana birçok kokonat vermişliğim var yani. Oyun öncelerinde çantamdan çıkarmışlığım vardı. Yok sayamam, çok teşekkür ederim. En sevdiğin kokonat pişirme şeyi hangisiydi? Neli seviyordun kokonatı? Kokonatın bir sürü çeşidini yaptık. Denedik. Açlıktan tabii bir şeyler yapmamız gerekiyordu. Üretmemiz gerekiyordu dolayısıyla. Salçalı, tuzlu. Hepsini yaptık. Şey güzeldi. Kızarmış. Kızartma. Yani mangal gibi yapıyorduk böyle çubuğa. Ama daha yumuşakları kızartmada güzel oluyordu. O kesinlikle, o yumuşaklar yeşil böyle şey gibi, karede şey kalamar gibi oluyordu böyle. Evet, çok kalamar güzel. Gibi oluyordu. O yumuşaklar çok güzel oluyordu. Onlara bayılıyordum ben. Büyükler. Evet, evet. Canım çekti biliyor musun? Çok çeşidini yaptık ya. Bu arada hazır yemekten bahsetmişken tekrar hatırlatalım. Bu akşam saat 20.30'da MasterChef'in yeni sezonu başlıyor. Evet, TV8 ekranlarında merakla, heyecanla beklediğiniz MasterChef yeni sezon başlıyor. Hatta birazdan da çok güzel bir tanıtım izleyeceğiz. Bununla alakalı diyelim. Damla, sana bir şey sormak istiyorum da. Tabii. Sence Survivor'da tip olarak hani bir öncesi sonrası yaparlar ya, en çok kim değişti? Vallahi ben yarışmacıları artık hani o kadar çok biz beraber yani hani diyorlar ya size de mutlaka dışarıda karşılaştığınızda. İlk halini evimizden birisi oldunuz diye. Hani değişimleriniz hakkında en ufak bir fikrim yok. Hatta İsmail'in VTR'sini izleyince dedim ki İsmail ne kadar değişmişsin sen diye. Saçlar bayağı uzamış, sakallar uzamış ama ya bence yani birçok yarışmacı değişti. O yüzden hani spesifik olarak ben birisini söyleyemem. Ama günün konuğu ve günün yıldızı İsmail olduğu için İsmail için burada hazırlanan VTR'de ben çok değişim gördüm. İşte before after var. Before evet. After. Direkt. Evet. Şu an gerçekten Turan'la seni yan yana koysak. Hani öncesi sonrası yarışmaya girerken öyleydin, evet. Çıkarken böylesin diye. Şimdi şöyle yapalım, yarışmacıların öncesi sonrası bakalım nasıl bir değişim yaşamışlar. Bir hep beraber izleyelim. Yapacağımızı bilmiyorum ama savaşacağımızı ve mücadele edeceğimizi sonuna kadar biliyorum ki herkes öyleydi. Yeşil mercimek, patates, pilav, ondan önce kuru fasulye aldılar.
güzel bir tabakta ziyafet çektiler. Bizim takımda gerçekten takım. Gerçekten bir takım var. Bunu da hissettiriyoruz. Şu an isim de vermek istemiyorum. Çünkü insanlarımız bunu gördüğünü düşünüyorum. Bayağıdır açız. Hiçbir şey yiyemiyoruz yani. Ne ödül kazanabildik ne bir şey. Habire yemek düşünüyoruz. Ya yarışları düşünüyoruz, oyunları düşünüyoruz. Ya da yemek düşünüyoruz. Başka yapacak hiçbir şeyimiz yok burada. Market oyununu kaybettik. Üzüldüm mü? Üzülmedim. Maçta değilim. Sabah kakayarım ya böyle etlerim sanki tökülecek ya böyle tuttuğum zamanda. Ama ona rağmen gene enerjik olmak lazım, saldırmak lazım parkurlara. Herkesle çok iyi anlaşıyoruz yani gerçek anlamda. Yani böyle lafın gelişi değil. Hakikaten herkes çok böyle egosuz. Yani büyüğüne küçüğüne saygılı. Kimse kimsenin suratına bir şey söylemiyor ya. İnsanların kişiliklerini, karakterlerini izliyorum. Çok fazla konuşmayı sevmiyorum ben takım arasında. Kimsenin dur noktası yok. Herkes dese de ben işte polemiğe girmeyin, aman kendi takımımla ilgileneyim falan. Şimdi konseyde Duran'ın isminin çıkmasını ben az da olsa bekliyordum. Ama işte burası Survivor, belli olmuyor hiçbir şey yani. Eğer dokunulmazlık oyununu kaybedersek, ki böyle bir şey olacağını hiç düşünmüyorum. Son dokunulmazlıklarda biraz utanıyorum. 36 yaşındaki UD, 25 yaşındaki AK tarafından topla, küplerle dövüldü. Takım potansiyeli var. Bunu benim gelmemle performansa da ihtiyaçları vardı. Ben de iyi geldim düşünüyorum takıma. İnanılmaz yoruldum, inanılmaz bittim. Artık gerçekten verecek böyle bir gram enerjim kalmadı. Bilmiyorum, arkamdan inşallah birileri bir şeyler sallamıyordur diye düşünüyorum. Ya böyle çıkayım kafamı dinleyeyim, yatayım edeyim, yok abi sürekli mesela orada konuşulanları ben burada görüyorum mesela. Bak hala arkamdan konuşuyorlar, bak orada görüyorum mesela. Karşındaki rakibin ne kadar daha fazla yenersen avantajlı olursun. O yüzden ne yapıp edip bugün de bu oyunu kazanmamız lazım. Sağlık olsun, takım olarak herkes elinden geleni yaptı. Ben birinci oyuna çıktığımda biraz talihsizlik yaşadım. Gönüllüler takımının da ne kadar güçlü olduğunu herkese göstereceğiz. Son zamanlarda çok oyun kaybettiğimiz için, ödülleri de kaçırdığımız için biraz keyfimiz kaçacaktı. Hem yemek yemeye ihtiyacımız vardı. En çok değişenlere ben şu anda diyorum ki, yani bir iki İsmail ve şey Poyraz. Poyraz. Dora da var ya. Berkay da çok değil, ben İsmail ile Poyraz diyorum. Tabii ki. Erkeklerde sakal olayı olduğu için özellikle sinek kaydı girenler o sakalla çok değişiyor. Sen bayağı değişmişsin ama yani. Hani kesince tanımayabilirler, öyle diyeyim sana. Çünkü zaten tanımış bir Turan var yavaştan yani. Yavaştan alıştıra keseceğim ben de. Kestireceğim daha doğrusu. İsmail, şu Batuhan'la ilgili sizin bir anlaşma olayı var. Hep böyle biz sözleşme çok imzaladık. Sözleşme, aynen. Kavuşturalım. Hashtag işbirliği. Şimdi güzel bir arkadaşlığınız var. Evet. Ama bir yerde böyle hani bazı insanların arkadaşlığı işte de devam ederse onu bir ortaklık olarak da görürsün ya. Sizinki biraz böyle hani sanki aranızda böyle gizli bir sözleşme var. Finale kadar yazmayacağız. Bazen böyle birbirinizden uzaklaşıp yakınlaştığınız da oldu. Evet. Nasıl başladı? Neden böyle oldu? Yani böyle oldu derken güzel gitti aslında. Çünkü Batuhan Düzen çok büyük destek verdi kesinlikle, gerçekten. Kesinlikle. Ona da buradan çok selam olsun. Survivor'da çok emeği var. O da şampiyon olabilecek bir adaydı. Kesinlikle. Bize biraz Batuhan'ı, arkadaşınızı anlatsana. Ya, Batuhan'la şeyimiz, hikayemiz şöyle başladı. Adaya geldiğimizde otelde aynı odada kaldık, tesadüf. Ondan sonra bizim sohbetimiz, muhabbetimiz burada başladı. İşte o ne kadar çalıştığını anlattı, ne istediğini anlattı, hedeflerini anlattı. Ben de aynı şekilde hedeflerimi anlattım. Daha önce de Adem'le tanışmıştım var. Adem de çalıştırmış onu, şampiyon daha önce. Adem'le de konuştuğumda, Batuhan'la da çalışıyoruz. Bence siz ikiniz finali, yarı finali görürsünüz. Hani benim öngörüm bu şekilde demişti. Batuhan'la da iyi anlaşacağınızı düşünüyorum demişti. Sonrasında aynı tesadüf, aynı odada kalmamız, daha çok sohbet muhabbet etme fırsatımız oldu. Yani orada bir sözleşme imzalamadık şimdi. İlk hafta bunu eleyelim, ikinci hafta bunu eleyelim. Öyle bir yeteneğimiz, öngörümüz mümkün değil. Çünkü kimsenin performansını bilmiyorsun. Kim iyi, kim kötü bilmiyorsun. Ya da kendinin nerede olduğunu bilmiyorsun. Belki hiç yapamayacaksın, belki uyum sağlayamayacaksın. Dolayısıyla biz nasıl sözleşme yapalım, nasıl bir şey yapalım? Sadece iyi anlaşmaya başladık biz. Sonrasında ufak tefek şeylerimiz de oldu. Bunlar her zaman aile içinde de olan şeyler. Batuhan gerçekten benim kardeşim. En çok
Survivor'ın bana kazandırdığı en önemli isimlerden, dostluklardan birisi Batuhan benim için. Gerçekten kardeşim gibi görüyorum. O da aynı şekilde abisi gibi görüyor beni. Zaman zaman küçük tartışmalarımız da oldu ama hep üstesinden geldik. Sonrasında sağ olsun ben gerçekten Batuhan'ı finalde görüyordum. Poyraz'ı görüyordum. Yarı final özellikle Poyraz. Ben Batuhan olurum diyordum. Kesinlikle görürüm çünkü hak eden birisi gerçekten. Evet. Performansıyla, verdiği mücadelelerle, konuşmasıyla vesaire gerçekten Survivor'dı. Ve yarı finalde kesinlikle hak ettiğini düşünüyorum. Bir anda tabii ki burası Survivor, bir anda ne olacağı belli olmuyor. Gerçekten o elendiğinde şok olmuştum. Beklemiyordum açıkçası. Yani güzel bir dostumuz oldu. Sonrasında bana vermiş olduğu destekler, abi kardeş olduğumuz yine gösterdi. Çok teşekkür ederim. Evet, gerçekten. O da dün gerçekten seni kesinlikle böyle bir nefer gibi savundu yani. Kesinlikle yani. Peki şu kaptanlık mevzusu. Yani sen mesela çok iyi bir güreşçisin. Baş pehlivansın ama kaptanlık sanki sana göre değil İsmail ya. Ha? İnsanları çünkü biraz kaptanken bilmiyorum sert mi olmak gerekiyor? Şöyle, sen biraz daha şey kaldın. Bence gayet güzel yapıyordu yani kaptanlık. Ben aslında İyi miydi diyorsun? Yani bireysel sporcu olduğum için dolayısıyla takım olarak hareket etmedim hiç. Buraya geldim, takım olarak hareket etmeyi öğrendim. Birlikte yenilmeyi, kaybetmeyi, birlikte kazanmayı, bu duyguları öğrendim burada. Hı hı. Daha önce bireyselde yani kazanmanın da sonucu her şey sensin, sebebi sensin. Kaybetmenin de. Dolayısıyla her şey sende bitiyor. Ama takım olarak kaybettiğinde bazen insan sinirleri bozulabiliyor mesela ya da hı hı. kazandığında vesaire birçok etken var. Bunu tam daha önce yaşamadığım için tam olarak kaptanlığı yapamıyordum. Yani elimden geldiğince tabii ki parkurlarda öngörülerim işte bir şeyleri gördüğüm zaman işte burada daha hızlı şunu yapabiliriz bunu yapabiliriz birbirimizle paylaşıyorduk zaten. Onun dışında kaptanlığı çok bana göre değildi yani. Elimden geldiğince yapmaya çalıştım ama sonra Batuhan'la bir kaptanlık mevzusu oldu. Bence hani o da çok gereksiz bir konuydu. Yani yanlış anlaşılmalar vesaire oldu. Evet. Dolayısıyla sonra geldi geçti yani çok uzatılacak bir mevzu. Evet, MasterChef 2021 yeni sezonuyla başlıyor diyebiliriz. Biraz sonra TV8 ekranlarında olacak. Biz de heyecanla bekliyoruz. Buradan şeflerimize de bir selam yollayalım. Somer Sivrioğlu, Danilo Zanna ve Mehmet Yalçınkaya'ya buradan çok selamlar. Çok güzel bir sezon olacak eminim bu senede. İsmail, şu pataydı değil mi? Yanlış mı söyledim? Evet. Bu nasıl bir hareket? Bir de anlamı ne? Mesela Çavuş bunu yerden şöyle yaptı. Şimdi, nereye böyle yapılır da yerden, nasıldır yani? Şimdi anlamı ne? Çıkıp göstereyim. Göster be İsmail. Vallahi güzel olur. Şimdi en azından bizim, yağlı güreşte peşleri çekeriz. Hı-hı. Seyircilere doğru. Sonrasında ortada gelip rakibimizle işte paçasından tutarız. Hepsinin bir anlamı var bunun. Sahaya geldiğimizde de bu şekilde üç kere yerden alıp böyle alnımıza götürürüz. Bunun anlamı topraktan geldik toprağa gideceğiz. Bu da rakibini yendikten sonra pata vurmadır. Yani ben kazandım. Bak. Pata vurma, ben kazandım. Evet, ben kazandım. Ben kazandım. Hadi bak işine anlamına geliyor yok, mu? Yok, yok. Şey olmuyor. Onu Survivor'da biraz şimdi, anlam kazandı. Ama sanki Survivor'da bak biraz sanki sen onu böyle... Şimdi şöyle güreşte de şunu belirteyim. Bak işine falan hani. Yok. Bazen yanlış taraflara çekilebiliyor bu. Güreşte şimdi çok sıkı olduğun dişli rakipler var mesela. Onlarla düştüğün zaman tabii ki sevincin biraz daha şey olabiliyor, üst seviyede olabiliyor. Dolayısıyla bu hareket biraz daha böyle güç gösterisi. O da yanlış anlaşıldı hatta bu, ama biz... Bu güreşte yaptığım bir şey normalde evet. Gerçekten bunu da yapıyorum, bunu da yapıyorum. Yani ya o hareketler hareket. Her sene evet. bir yarışmacı tarafından ama insanlar, bu kadar yanlış anlaşılıyor. Farklı tarafa çekilmeye çalışıldı açıkçası ama güreşte yaptığım izleyenler zaten beni bu hareketimle evet, biliyor. Evet, sosyal medyada resmim vardı zaten. Hani çok... sen kendini ifade etmeye çalışırken orada ama sosyal medyada da vardı. Sonrasında tabii dediğim gibi rakibe göre bu olaylar değişebiliyor. Ya da işte parkurdaki ciddiyete göre, gerginliğe göre bunlar değişebiliyor o anki ortama göre. Hareketin daha sert çıkmasına sebep oluyor. Bu şekilde oluşuyor. Çok sinirleniyor muydun rakibin mesela senden oyun kazandığında sevinç gösterisi zaten yaptığında, soruyor tahrik kendisi. Ettiğinde falan? Ya ben çok sinirleniyordum. Gerçekten sinirlendim. Ben yani... Yenilgiyi hiç kabullenen birisi değilim. Ama Survivor bu yenilgi ya tabii de ki yenmek de var, yenilmek de. Ama burada daha çok dizginledim bunları. Özellikle takım olarak kaybetmeyi yani çok mesela takım oyunları oynadığımda yani kendi aramızda sportif olarak hiç kabullenemezdim, hiç sevmezdim. Sen Steven'ın sevinçlerine biraz takılıyordun. Steven, hayır Reşat'ın bir de. Steven geldi bana benim hareketimi yapıyor. Yapma dedim, uyardım, yine yapıyor. Şöyle mi? Ondan sonra... Ben bir şey söyleyince de farklı taraflara çekiliyor. Dolayısıyla gerginlik oluyor. Sen o acaba gerginliği atmak için karşı tarafa aynı şekilde onların sevincini yaparak o deşarj olma şeklini mi yapmaya çalıştın? Ben çünkü başladım... Reşat'la da vardı. Hani hamsi tava falan sen de oralarda yani mesela. Horon yaptı. Bayağı bir evet. Bak ben Horon'a bayılmıştım yani. Mesela. O kadar hoşuma gitmişti ki Horon mesela. Bak müthişti yani. Evet, yani. Onların şeyle aynısı. Ben başladığımdan beri sürekli aynı sevinci yapıyordum zaten.
Sonrasında Reşat'ı da gerçekten seviyorum. Güzel rekabetimiz vardı. Orada bir yani bir içimden bir horon yapmak geldi. Çok böyle. İyiydi bence. Sonrasında yani ağzımdan da istemsiz bir şekilde Amstava çıktı. Gerçekten istemsiz. Hani kötü manada çıkmadı. Yani az çok insanlar benim söylediğimde ne hissettiğimi anlamıştır yüz ifademle. Gerçekten bir anlık çıktı. Yani kötü şeyde değildi yani. Amaçlı bir şey değildi kesinlikle. Sonrasında onu farklı yerlere çekildi. Oradan Dora girdi. Saçma sapan kelimeler çıktı ortaya. Polemikler çıktı. Bayağı ortalık gerildi. Peki şunu biliyor musun? Reşat'ın kendi takımındaki arkadaşlarına da hamsi buğulama, hamsi tava dediğini. Onu bilmiyordum bak. Yani ben Gonca'ya yani bu tarz söyleminde bulunduğunu duydum. Bir şey vardı, çıkamamıştın şeyin altından. Çamurdan çıkamamıştın aynen. İşte hamsi tavaya, hamsi buğulamaya mı döndün? Aynı tarz bir şey söyledi. Aslında tepki Dora verdiği şey. Dora kendi Dora takımındaki dedi, evet. Üç Dora tane da söyledi, kıza Reşat da söyledi. Su oyunu vardı. Bunlar sudan çıktılar, o üç arkadaş. Kumun üzerine de yatınca üzerini kum kapladı. Anladım. Dora da geldi dedi ki aynen. Bak dedi şunlara hamsi buğulama dedi. Sonra senin hamsi tavaya Dora cevap verdi. Reşat nasıl dersin falan. Ya aslında ilk espri kendi yaptı onları. O zaman ben çok taksız değilmişim aslında. Biz onlara söyledik falan. İlk dedik siz de yaptınız. Dedi. Tabii siz dışarıda şeyleri algıları bilmiyoruz. Neler konuşuldu, neler yaşandı bilmediğimiz için. Dışarıda çok konuşulur. Yani sizin oradaki aranızdaki nazı, birbirinize nazınızın ne kadar geçtiğini seyirci çok da fazla bilmediği için evet. Bazı şeyler evet. Seyirciye fazla geliyor ama aynen. Aslında siz o kadar gerilimli bir şey yaşamamış evet. Oluyorsunuz evet. Orada. Yani. Şimdi şöyle yapalım. Ayşe, o güzel sesinden dün biz dinledik. Eminim izleyenler de dinleyip beğenmiştir. Tadı damağımızda kaldı diyebiliriz. Seni de şöyle alalım. Ayşe, kendi Ayşe. Şarkını, kendi şarkını şöyle güzel güzel bize söylersen. Bize de verdin bir neşe. Ayşe. Başla o zaman neşe. Ayşe ama mikrofona konuşalım. Yeni mi söyleyeyim? İkisini de söyle. Dünkü. Dünkü de güzeldi. Dünkü çok güzeldi. Yeni ne söyleyeceğim? Yeni ne söyleyeceğim? Yeni de vazgeçtim. Akşam mı yazdın? Bir mikrofon tutarak konuş. Sezen yap Ayşe hemen onu bitirip tak arkaya. Evet evet. İkisini bağla birbirine kısa kısa. İkisini de şey. İlk kendiminkiyle başlayayım. Tamam. Tamam. Karşınızda Ayşe Yüksel. Teşekkür ederim. Sağ olun. Bulutlar akıp gidiyor. Aşkın bende hiç bitmiyor. Yağmur yüklü gözyaşların bana seni anımsatıyor. Demirden dövdün, kelepçe saplandı, kaldı yüreğimde. Yazılmış ilaçtı reçetemde. Her şey senin sayende. Gözünde gördüm, kalbinde söndüm. Olduk senle artık bir kördüm. Gözünde gördüm, kalbinde söndüm. Olduk senle artık bir kördüm. Bravo. Teşekkür ederim. Bir de biraz Sezen Aksu'dan vazgeçtim miydi? Onu da bir alalım senden. Vazgeçtim gözlerinden, vazgeçtim sözlerinden, bir ahde yeter. Sessizce, kimsesizce gönderdi dudaklarımı, öpme al yeter. Hiç tanımaz senin ellerini, bilmez yüreğim, bilmez yüreğini. Ah bu koku, bu ter, bedenimi yok o.
İşte bu. İşte bu. Ayşe çok teşekkürler. Bu arada Hakan abi bir şey söyleyeceğim. Adadayken o kadar çok duygusal anlar yaşıyorduk ki akşamları. Ve Ayşe ve Aleyna sürekli akşamları bize bu şarkıları söylüyordu. Şu an maziyi hatırladım. Ve bize her gece ağlayıp uyuyakalıyorduk. O yüzden Ayşe inanılmaz güzel bir ses tınısı var. Buradan da bize maziyi hatırlattığı için teşekkür ediyorum. Ha, düetler yapılmış önceden o zaman. Evet, çok çok. Yaptık. Şimdi bir komik VTR'ye gideceğim. Çok eğlenceli anlar. Bir istiyorsanız dün akşam tutmayan tahminler, adadaki komik anlar. Çok güzel VTR vardı. Bir onu izleyelim. Ardından burada şampiyon İsmail Balaban'la sohbetimize devam edeceğiz. Bir isim yazmam lazım. Sebebi yok. Hakkımızda hayırlısı olsun. Aleyna. İlayda ile Aleyna'yı karıştırmışlar yine. Ama ben bunun bir kaosa yol açacağını tahmin etmiştim. Evet, takımda Aleyna diye biri yok. Ben kabul etmiyorum. Bunun boş İlayda olduğunu tahmin etmekle birlikte kullanandan teyit almam gerekiyor. Bunu kim kullandı? Hep karıştırıyorum. Onu tahmin ediyoruz zaten Doğan. Kimi demek istedin? İlayda. Keşke ben ortada yazsaydım abi. Sorarak. Kulita. Dün Rumen Survivor'ından elenen yarışmacının adını açıklıyorum. Kulita. Duygusal davranamayacağım. Sergen. Hadi hayalet. Çağrı. Son oya bakmamıza gerek yok. İkinci gitme adayı da Çağrı oldu ünler takımından. Şimdi oylamadaki birinci ismi söyleyeceğim. Halk oylaması birincisi. Batuhan. Çok mutluyum ama bir yandan da gerçekten çok huzursuzum. Sergen, söyleyecek. Verdiğim kararda hakkında hayırlısı olur herkesin. Hayatın abi. Burada kara panter varken hiçbir şey etmiyor. Evet, komik anlar, eğlenceli anlar ama aklımda olan bir soru var. Onu sormak istiyorum çünkü bence seni şampiyonluğa götüren hareket demeyeyim ama aksini yapsaydın şu an burada oturmuyordun. Bu konuda iddialıyım. Nedir o? Aleyna ile oyuna çıktınız ve herkes senin takım arkadaşın Aleyna'ya acaba oyunu verir mi diye bir senden bir beklentisi vardı. Evet. Ama sen çıktın, kazandın ve nasıl diyeyim, olayın doğasını bozmamaya çalıştın. O anlar aklından böyle bir şey geçti mi? Hani Aleyna garantilesin, ben de zaten garantiyim. Evet. Neler hissediyorsun bu konu hakkında? Neler aklından geçmişti? Açıkçası yani performans oyununda biz Aleyna ile final yapmıştık ve kılpayı almıştım ben ve koltuğu garantilemiştim. Sonraki oyunlar için benim bir iddiam yoktu. Koltuğu garantilemiştim zaten. Ama ben her zaman güreşte de aynı şekilde iddiam olmasa bile her zaman aynı performansımı veren, aynı hırsla, aynı azimle, aynı istekle, kararlılıkla çıkan birisiyim oyunlara. Ve kazanmayı çok seven birisiyim. Hı hı. Dolayısıyla bunun bilinciyle hep çıktım. İlk oyunda dokunulmazlığın birinci ayağında Aleyna'yla final yaptık. Aleyna gerçekten atışları iyiydi. Disk atışı vardı. Durdurmaya çalışıyorduk onun tepsinin üstünde. Benden iyi yaptı ve
beni yenmeyi başardı. Kolyeyi taktı. Birinci kolyeyi. Birinci dokunulmazdı aldı. İkinciyi alsa o da dokunulmaz olacaktı o hafta. Dolayısıyla ikinciyi alması onun için çok önemliydi. İkinci oyuna çıktık. Biz yine rakiplerimizi yenerek finale kaldık. İçimden şu geçti. Biz takım arkadaşıyız evet. Aleyna kazanırsa kendisini garantileyecek. Koltuğu garantileyecek. Yani o haftayı dokunulmazdı. Yani içimden açıkçası şu geçti. Aleyna beni gerçekten ciddi anlamda yense bile biz bunun açıklamasını yapamayız. Bu arada 2-0 öne geçti. 2-0 öne 5'te geçti. 5'te bitiyor. Kesinlikle. Oyunu 2-0 öne geçti. Ben daha da tedirgin olmaya başladım. Ya gerçekten oyunu kazansaydı benim için büyük eksi yazabilirdi. Yani biz bunu insanlara kesinlikle anlatamazdık bence, benim görüşüm. İşte İsmail burada takım arkadaşına iyi niyetli davrandı. Kendisini sıkmadı ya da yormadı gibi bir sözler kesinlikle ortaya çıkardı. Ben ne kadar ciddi oynayıp yenilsem de mesela. Dolayısıyla daha fazla mı verdim kendime? Bu maçı, bu oyunu kesinlikle almam lazım dedim. Hı hı. Belki Aleyna da kızdı bana. Niye bu kadar hırs yapıyor? Neden bu kadar sıkıştırıyor? Çünkü koltuğunu garantilemiş sonuç olarak. Belki de bunu demiş olabilir. Ama ben farklı açılardan da baktım. Dolayısıyla ne yapıp almam lazım bu oyunu dedim. Sonrasında zaten 2-0'dan oyunu çevirdim. Kazandım. Yani sevinemedim de, yani bir yandan Aleyna'nın üzülmesi de beni kötü yaptı ama sonrasını düşündüğüm zaman mantıken hem Aleyna'yı yaralayacak hem de beni yaralayacak bir şey çıkabilirdi ortaya. Dolayısıyla her şeyimin en iyisini verdim orada. 2-0 geriye düştüm ve oyunu aldım. Farklı konulara, yerlere çekilmesin, olay saptırılmasın diye açıkçası. Daha bence, fazla mı verdim? Evet, yani. Aslında sana da bu yakışırdı. Çünkü, tabii ki, yani güreşçi olarak zaten. Değil mi? Yiğitlik, bizde mertlik. Güreşte bu şekildedir zaten. Her zaman en iyini vermek, sahada rakibinle kıran kırana mücadele edip yiğit gibi ya yenileceksin ya yeneceksin. Peki üçüncü dokunulmazlığı alsaydın Berkay'ı mı yazardın, Aleyna'yı mı? Üçüncü dokunulmaz. Hakan merak ettiği soruları soruyor şimdi. Ama bir şey soracağım, çok değişik bir soru. İkinci dokunulmazlığı. Berkay'ı da seviyor, Aleyna'yla da iyi. Berkay onu potaya sokmadı. Artı belki evet. Şöyle bir şey olabilir çünkü. Dersin ki Berkay finale gelsin. Belki sen içeride Berkay'ın düşünden dolayı SMS'ini düşük görüyorsundur. Son 3'e kalırsa orada bana daha şey bir rakip olabilir diye. Anlatabildim mi matematiği yani? Açıkçası ikinci dokunulmazlığı ben kazandım ve karşıdan zaten bir isim kalmıştı. O da Poyraz'dı. Hı hı. Poyraz'ı söyledim ve üçüncü dokunulmazlığı kazansaydım gerçekten seçenek kalmadı. Kendi takım arkadaşlarımdan birini söylemem gerekecekti. Ya Aleyna'yı söyleyecektim ya Berkay'ı söyleyecektim. İkisinden birisini tercih edecek olursak büyük ihtimal Berkay'ı söylerdim. Berkay'ı aday gösterirdim. Berkay yani sevdiğim birisi gerçekten. Hı hı. Ama Aleyna da o hafta gerçekten çok fazla hakkını vermişti oyunların. Performans da olsun, dokunulmazlıklar da olsun. Sonuna kadar en iyisini vermeye gayret etti. Yani o yüzden hak ettiğini düşünerek belki o yüzden Berkay'ı söylerdim. Belki. Peki şimdi sen tabii yeni çıktığın için belki seyretmedin. Acun abi konseyde dedi ki Berkay dedi sen bir hata yaptın, onu evet, da çıkınca onu söyleyeceğim dedi. Sence o hata neydi? Bence o hata Aleyna'yı, kendi takım arkadaşı Aleyna'yı söylemesiydi. Sen peki bundan dolayı ya da genel anlamda takım olarak kızgın mıydınız Berkay'a? Ya karşıda bir isim varken, biz bir takım oluşturmuşken, takım olmuşken ben karşıdan bir ismin söylenmesinden yanayım açıkçası. Takımı her zaman korudum elimden geldiğince. Bu ünlüler takımındayken de aynı şekilde oldu. Kırmızı takım olduktan sonra da her zaman takım en iyi şekilde nasıl ilerleyecekse, takım arkadaşlarımı nasıl korurum hep bunu savunan birisiydim. Dolayısıyla karşıda bir seçenek varken kendi takım arkadaşıma açıkçası ateş etmezdim. Öyle söyleyeyim. Damla, bu hareket şampiyonluğu getirecek bir hareket mi? Orada Aleyna'ya oyunu vermeden kazanmak, kazandığını göstermek. Bilerek bana bu soruyu sordun değil mi? Evet. Çünkü ben dedim ki bence verebilirdi dedim. Yani verseydi ki seninle de bunun tartışmasını çok yaptık. Bence verseydi de İsmail'in şampiyonluk yolunda ona karşı bir engel oluşturmayacaktı. Ama bir önceki oyun da şaibeye girecekti ve herkes İsmail'e oyun veren yarışmacı gözüyle bakacaktı. Ya ben öyle İnsanların düşünmüyorum aslında. Ya bak mesela Ayşe ile Poyraz arasında da öyle bir düşünce oldu. Yani siz de bir yorum getirdiniz. Hani biz de oynarken daha iyiydi, niye öyle falan diye. Hani sonuçta o da hakkıyla bu zamana kadar ben sadece bir oyunun, sona gelinmiş artık bir oyunun kaderi etkilemesini çok doğru bulmuyorum. Neden? Çünkü buradaki yarışmacıların hepsi bir emek sarf ettiler. 6 ay boyunca gerçekten çok iyi bir mücadele verdiler. Ve sadece bir oyuna bakıp insanların kaderinin etkilenebileceğini düşünmüyorum. Çünkü hepsi ayrı ayrı bir iz bıraktı. Karakterleriyle olsun, sporcu kimlikleriyle olsun, arkadaşlarıyla olan diyalogları olsun. O yüzden bu kadar kolay olmamalı hiçbir şey. Hani başka türlü bakarsan hani her yoruma açık. Katılıyorum hani doğruluk, dürüstlük, mertlik falan vesaire ama dediğim gibi yani sadece bir oyunla insan analizi yapmak ya da insanların karakteri hakkında öyle kolay kolay yorum yapmak
Bana göre değil, bilmiyorum en azından. Ben öyle yorumlamıyorum. Ama takdir ediyorum. Bu bir seçimdir. O zaman da aynısını söyledim. Hani doğru ya da yanlış, kime göre doğru, kime göre yanlış. Sana göre doğru olan senin yolundur ve o yüzden biz buna saygı göstermek zorundayızdır. Ben farklı düşünürüm. Ayşe farklı düşünür, Hakan farklı düşünür. O yüzden bu bir tercihtir yani. Hani ben kesinlikle sen yanlış yaptın, öyle olmalıydı gibi bir yorum asla getiremem. Sonucunda zaten kupayı alan sensin. Yani ayakta alkışlamamız gerekiyor senin. Tebrikler. Evet. Şimdi gelelim senin MasterChef'le olan bağlantına. Sevgili seyirciler, tekrar söyleyeceğim. Bu akşam TV8'de MasterChef'in yeni sezonu başlıyor. Ama MasterChef'in şöyle bir özelliği var İsmail için. İsmail'in Survivor'a katılma nedeni MasterChef. Evet. Kapıyı açan neden? Şimdi diyeceksiniz ki nasıl olur bu? Hani bir yerde bir güreşçi pehlivan, bir yerde MasterChef, olay Survivor ve adam şampiyon oluyor. Şimdi bize şu hikayeni anlatsana. Yani Survivor'a başvurma süreci nasıl oldu? Gerçekten bazı şeyler kadersel, önüne bir şekilde çıkıyor, kapı açılıyor. Ben buna çok inanan birisiyim. Survivor'ı izleyen birisiyim. Gerçekten katılmayı hep istediğim bir platformdu ama ilerleyen zamanlarda gerçekten katılmayı istiyordum. Hani çünkü benim 2019-2020 benim zirve yaptığım dönemlerdi. 2019'da MasterChef'in Edirne'deki çekimleri vardı. Edirne'de tabii ki tarihi Kırkpınar, Edirne'nin zaten Kırkpınar'la anılan bir yer. Dolayısıyla Kırkpınar denildiği zaman güreşçi geliyor akla. Orada oranın kültürü, yemekleri yapılınca da güreşçiler gelmiş akla ve güreşçileri getirelim gurme olarak demişler. Dolayısıyla biz 5-6 tane baş pehlivan gittik oraya. Sonrasında yemekleri yedik. Yemekleri yemeden önce de orada İrem abiyle tanışma fırsatımız, konuşma fırsatımız oldu. İşte Survivor'dan konu açıldı. Ben de Survivor'ı izlediğimi, takip ettiğimi ve Survivor'da kendimi görmek istediğimi söylemiştim. O da biz seni görmek isteriz her zaman, ne zaman istersen katılabilirsin. Gerçekten hani gurur duyarız dedi. Ben de neden olmasın, ilerleyen zamanlarda gerçekten düşünüyorum bunu demiştim. Sonrasında 2020'de pandemi olması, pandemiden dolayı da güreşlerin yapılmaması, bir yıl boyunca hiç güreşler yapılmadı. Ne Edirne Kırkpınar güreşleri yapıldı, ne de mahalli güreşler yapıldı. Dolayısıyla bu bizim hepimizi etkiledi sonuç olarak. Sevdiğimiz işimizden uzak kaldık, güreşlerden uzak kaldık. Bir yıl sonrası için de pandemi sürecinin ne olacağı belli değildi. Ben de düşündüm, acaba dedim ben bu boşlukta Survivor'a mı gitsem? Burada değerlendirebilirim. Çünkü o sene bu sene mi dedin? Önümüzdeki senenin ne olacağı belli değil. Belki korona süreci yine devam edecek. Güreşler yine yapılmayacak. Ki öyle oldu aslında. En azından dedim Survivor'a gideyim. Hayalimin de peşinden koşmuş olurum. Kendimi de orada görmüş olurum. Deneyimlemiş olurum bu macerayı dedim. Ve tekrar İrem abiyle irtibata geçtik. Dedim ben abi katılmak istiyorum. Nasıl olur ne olur? O da tabii ki güzel karşıladı. Bir anda derken yarışmanın içinde buldum kendimi ve kadersel olarak bir şeyler, kapılar açıldı. Bu şekilde karşıma çıktı. Yani aslında yemek yemeye gittin ama meğerse aç kalmaya gidiyormuşsun. Yani öyle değişik bir şey oldu değil mi şimdi? Evet. Hani MasterChef'e gidip aç kalmak diye bir durum biraz bana çok garip geldi bak. Kesinlikle orada da çok güzel yemekler yemiştik orada. Sonrasında Survivor'a bağlanıp aç kalmak gerçekten farklı bir boyuttu. Dediğim gibi gerçekten bir kapıların açılması, bir şeylerin olması vesile ve kadersel bir şekilde Survivor'ın içinde buldum kendimi. Ne güzel. Vallahi güzel bir hikaye, güzel bir kader. Ayşe, bir tanıtıma gideceğiz. Ama öncelikle tabii ki sevgili İrem Kanan'a, Bilgin Arslan'a ve yönetmen Behçet Hıdıroğlu'na, çok sevdiğim bu üç abime, dostuma selamlarımı söylüyorum. Çünkü MasterChef'te çok büyük emekleri var. Şimdi bu akşamki MasterChef'le ilgili bir tanıtımımız var. Onu tekrar izliyoruz. Adım Mert, soyadım Yılmaz. Nereden geliyorsun Mert? Los Angeles'tan geldim. Los Angeles'tan niye döndün peki? MasterChef'e girmek için. Los Angeles'a bilet gidiş dönüş mü? Daha bu bir şey değil, bu fragman. Saçları ne rengi? Bir göster bir aç. Açabiliyor musun? Oha! Niye bu renk? Ha, bu turu geçersem anlatırım şef. Şu an onun için... Ha öyle, sipariş üzerine. Tepsi nerede acaba? Tepsi nerede? Tepsi nerede? Tepsi! 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 Hepsi. Hepsi. Baş edebilirim misin buradakilerden? Buraya başvurduysam eğer, kendime güveniyorum ki başvurmuşum zaten. Allah Allah, sen ne konuşuyorsun diyorsun yani? Of of. Kendini mutlu etmek için yemek yaparsan, insanlar zaten mutlu olur.
birilerini mutlu etmek için yemek yapmıyor. Ben Berke Kızıltepe, 24 yaşındayım. Mesleğiniz? Ben aşçıyım. Mutfak senin için ne ifade ediyor? Mutfak açıkçası eğlendiğim bir yer. Bizim mutfaklarda eğlenilmiyor. Sen gel gel, çok eğleniriz biz. Doğrama işlerinde falan nasılsın? İyi. Deneyelim mi bakalım seninle? Bende sürpriz bitmez. Evet, gerçekten heyecanla bekliyoruz. MasterChef yeni sezon biraz sonra TV8 ekranlarında olacak. Ayşe, sen MasterChef'le ilgili bir şey mi söylemek istiyorsun? Ya biz MasterChef ödülü kazanmıştık. Gerçekten böyle bir ödül yok. Harika yemekler, birbirinden lezzetli şeyler yapmışlardı. Hatta kendi buldukları şeylerden de varmış galiba. Kendi yarattığı yemekler de varmış oradakilerin. Gerçekten hepsinin emeğine sağlık. Çok güzel bir ekip vardı bence. Çok güzel seçimler yapılmış. Çok güzel şeflerden, çok güzel başarılı yarışmacılar çıkmış. Hepsinin emeğine sağlık gerçekten. Harika, birbirinden lezzetli şeyler yapmışlardı. Tebrik ederim. Çok güzel bir yarışma gerçekten. Ne güzel. Melis, sen de bir şey söyleyeceksin. Abi. Gerçekten bu MasterChef ödülü vardı ya. O benim içimde kalan en büyük ödüldü gerçekten. Ondan böyle yararlanamadık ya. Biz hepimiz o gece barakada uyuyamadık resmen yani. Nasıl bunu kaçırdık? Nasıl o yemekleri yiyemedik? Yani buradan gerçekten yetkililere duyurulur mu? Abiye mesaj mı yolluyorsun? Hepsinden söz aldım zaten. Sonraki gün bir de yemekleri dinliyoruz falan. Daha da bittik yani. Ondan sonra hatta birkaç yarışı üst üste falan kazanmıştık. Yani öyle bir hırs yaptık ki daha böyle bir ödülü kaybetmeyelim diye. O çok içimde kaldı. Bu sene belki kırmızı takım ya da mavi takım bir vallahi şekilde tekrar çağırlarsa ben ya giderim. Anlatılması güzel olmayacak cinsten yani bir lezzetti yemek ama yemeye gerçekten. Yemek yemeye giderim. Tamam, o zaman büyük ihtimalle sevgili İrem Kanan bunu organize eder herhalde. Vallahi bir grup halinde açıyorsun. Gidersiniz diye düşünüyorum. Şimdi şunu sormak istiyorum sana. Bu sene Kırkpınar güreşleri yapılabilecek mi? Yapılırsa gidecek misin? Güreş federasyonuyla, camiayla tabii daha yeni çıktın ama nasıl bir yol izleyeceksin? Çünkü artık güreşe de çok büyük bir katkın oldu aslında yağlı güreş. Gerçekten hemen çıkar çıkmaz güreşlerle alakalı bütün kafamdaki merak ettiğim soruları sordum, öğrendim. Güreşlerin durumunu öğrendim. Şu ana kadar 2 tane güreş yapılmış organizasyon. Hı-hı. Onun dışında Kırkpınar güreşleri bu yıl yapılacakmış. 9-10-11 Temmuz'da Edirne Kırkpınar güreşleri yapılacak. Buradan da bütün güreş severleri duyurmuş olalım bunu. 9-10-11 Temmuz'da Edirne Kırkpınar'da Kırkpınar güreşleri bu yıl tekrar yapılıyor. Dün güreş ağamı Seyfettin Selim de bizi yalnız bırakmadı final gecesinde. Ona da çok teşekkür ediyorum. Kırkpınar güreşlerin efsane güreş ağası Seyfettin Selim'e çok teşekkür ediyorum. Çünkü bu organizasyonlar geleneksel sporlar özellikle ağaların destekleriyle yapılan bir şey. O yüzden ağaların önemi çok büyük. Bu geleneğimizin yaşatılması anlamında. Sen de gidiyorsun oraya değil mi? Tabii ki seyircilerimizden olağanüstü hemen çıkar çıkmaz İsmail güreşe gelecek mi? Antrenörüme aşırı sorular geldi. Bana da geldi. Tabii ki form düşüklüğü var. Sonuç olarak belli bir zorluklardan çıktık. Kilo kaybı oldu, form düşüklüğü oldu, kas kaybı oldu. Bir anda adapte olmam kolay değil ama belli bir süreçten sonra tekrar tabii ki güreşe döneceğim. Bunun da buradan müjdesini vermiş olalım. Mert güreşebilir mi sence? Müsabakaları izlemiş birkaç bölüm. Ne diyorsun İsmail? İsmail mi? Ha. Güreşir tabii ya. İki güreşine bakar. Üçüncüden yani sonra şöyle güreştikçe açılıyor. Yaklaşık bir yani şu anda 20 gün, bir aylık çalışmadan sonra tekrar sahalara dönebilirim diye hissediyorum. O biz zaman zaten sen bir şey diyeceğim. Temmuz'da geçemez. O kadar. Yani bugün şimdi buradan çıkıp biraz antrenmana başlasan bak yetişirsin. Ben birkaç güne zaten antrenmana başlarım çünkü yerinde duramıyorum. Aşırı heyecan var. Peki şey yapar mısın? Bu 9-10-11 mesela bu Temmuz'da yapılacak organizasyonda böyle bir hani şey yani şey gibi değil. Ne derler ona? Turnuva gibi değil de böyle oranın hani böyle bir gösteri güreşi gibi bir şey yapar mısın? Gösteri güreşi aslında olmuyor. Aslında çok güzel olur biliyor musun? Orada öyle bir olmuyor gösteri mu güreşi olmuyor. Aşırı ciddi bir yer. Dolayısıyla gösteri güreşi olmuyor. Gitmeyi gerçekten çok istiyorum. Bakalım bir kendim antrenmanda deneyeceğim. Kendimi bir göreyim ondan sonra karar vereceğim. Biz seni istiyoruz görmek. İsmail Temmuz'da. Sen buradan bence çıkar çıkmaz başla antrenmanlara. İsmail valla heyecanla bekliyoruz. Bence bu sporu Türkiye'de tanıtımına çok büyük katkı sağladın yağlı güreşin. Bu geleneği, çok eskilerden gelen bu geleneği yaşatmak için sen de çok güzel bir duruş da sergiledin. O yüzden seni de kutluyorum. Şimdi şöyle yapalım. Bence bu finallerin en güzel VTR'lerden biri de, bilmiyorum katılacak mısınız ama arkadaşlar, Hanzade'nin VTR'siydi. Yani benim number one'ım. Bu kadar. Evet. Annesiyle olan hikayesi özellikle. Bir VTR hatırlamıyorum. Mert'in de favorisiymiş. Bakalım Hanzade Survivor'da neler yaşamış. Ay, şarkı söylüyordum. Kendi kendime duygulandım sonra.
şarkı söylüyordun abi. Duygusal şarkı. Ne oldu, niye aldın lan? Saygun'a sinir oldum yani. 3 aydır ben olsam mesela Saygun Survivor'a gitmiş olsam ben bir şekilde ulaşırdım yani. Hiçbir şey yapmadı. Ne bileyim, insan bir gelmeye falan çalışır. Mutlu herhalde. Çok kötüyüm. Mutlus oldum. Dün de rüyamda annemi gördüm yine de ondan böyle kötü kalktım bugün. Annemiz gelmiş Kayaban Baraka'ya kadar. Tam giderken yakaladım. Dur konuşmayalım dedi çünkü yasak ya. Çantama çikolata bırakıp gitmiş. Sevdiğim çikolatadan 5 tane bırakmış. Kıyamam kuralları ihlal etmeyelim diye de kaçıyordu. Sabah içtim çantamda çikolata yok. Ay ama yoktu. Saygın öyle bir şey bile yapmaya çalışmadı. Rüyama bile gelmedi. Banzade'ye buradan selam olsun. Gerçekten çok renk kattı her şeyle. Hani kimi zaman performansını eleştirdik ama hem arkadaşlığıyla hem de oradaki duruşuyla çok güzel bir Survivor çıkardı. Hanzade, seni çok seviyoruz. Çok selamlar. Yani İsmail, ne diyeyim ya? All Star olsa gider misin? Hadi bomba soruyu sorayım sana. Yani bu çile soru. Bir daha çekilir mi? Ya o kadar yani dışarıdan baktığımda gerçekten çok kolay gözüküyordu. Evet. İşin içine girince çok daha iyi anlıyorsun. Ya aşırı zorluklar çektik. Ya ilk haftalar hatırlıyorum, ilk aylar hatırlıyorum. Sonrasında 6 hafta üst üste market kazanamadığımız günleri hatırlıyorum. Ama gerçekten zordu ama şu an için soracak olursan hayır, belki ilerleyen zamanlarda fikrim değişirse bilmiyorum ama şu an kesin için... değişir bak. Özlersin. Daha yeni doğru. Çıktın çok taze bilmiyorum. Bir de taze o şampiyonluğun tadına falan varman lazım. Şu anki duygularımla söyleyecek olursam şu an için hayır. Evet. Ama sonra değişirse bilmiyorum. Valla bir iki hafta 10 gün geçtikten sonra o kadar çok... Belki de zirvede bırakmak isterim bilmiyorum. Şampiyon da olmuşken. Bu arada bu senede belki ilk defa daha yeni sezonun formatı bir önceki sezon bitmeden açıklandı. Yani şu an kesin bir şey var ki 2022 Survivor All Star senesi olacak ve bugüne kadar Survivor'da yarışmış eski yarışmacıların bir All Star'ı bizleri bekliyor. Biz de çok heyecanlıyız. Burada yorumlarken gerçekten çok iyi yarışmacılar. Çünkü birkaç isim hani ortalıkta dönüyor. Eminim çok büyük bir heyecan olacak. Ne diyorsun Melisa? All Star senesi. Yani performansım iyi olsa yani %100 isterdim bitmek. Çünkü ayrı bir heyecan ve ayrı bir duygu. Hı hı. Yani onları yerinde olmak isteyen şu an binlerce insan vardır eminim. Çok güzel değerlendirmeleri lazım. Büyük gurur, büyük heyecan. Kesinlikle. Mert. All Star. Mert Hocam. Mert açık aramızda var ya. Fırsat bir şey değil mi? Melisa'yla Damla'nın gitmesini kendinden daha çok isterim. Çünkü burada kalıp onları çok güzel böyle tatlı tatlı eleştirmek isterim. Sen beni kesin eleştir. O yüzden Mert'i ben diline düşmek istemiyorum hiç. Sen gitsen var ya. Sen de gitsen ben de aynısını yaparım biliyor musun ben? Biliyorum. Ama herkesin gitmek isteyeceği bir platform ya. Yani. Neticede yani çok zorluk yaşıyoruz. Hani televizyonda izlerken falan... Çok kolaymış gibi geliyor ama hani yaşayan anlar ve bilir diyoruz ya, tam olarak o. Değişik bir dokunuşu oluyor Survivor'ın ve aslında bilmiyorum, hani ben de mesela ilk çıktığımda çok yorgun, böyle vücudun bitmiş bir şekilde çıkıyorsun ama enteresan bir şekilde 10 gün sonra dedim ki tekrardan geri dönmek istiyorum. Evet. Zorluk yani sıralaması tam olarak öyle oluyorsun. Zorluk sıralaması yapsanız ne, en çok zorlayan açlık değil mi mesela? Benim direkt birinci sıra açlık. İlk üçü ne mesela, açlık, ikincisi bu, üçüncüsü bu desem mesela ne dersin? Benim parkurlarda şeyim yok, beni yoruyor ya da işte bir... Onu gördük İsmail, oynadıkça... Evet, oynadıkça açılıyorsun. Ben senin ilk üçünü buldum. Açlık, Özlem, açlık. Mustafa Çavuş. bir şey değil mi? Doğru söylüyor. Pehlivan, kaç saat gösterdin yok, önden şey ona bu hareketleri? Çavuş abi, bir dakika. Yoksa biliyor muydu? Çavuş abi ilk başlarda geldiğimde benim korkulu rüyamdı. Bir de onun gür sesi var ya, böyle bağırıyordu. Sert bir de. Yemin ediyorum rüyalarıma giriyordu. Artık ya abi dedim, rüyalarıma giriyorsun. Bu ses tonunu biraz kısalım falan böyle. İlk başlarda gerçekten ürkütüyordu yani. Bir de sert yaklaşıyordu. Yeni geldik, bilmiyoruz ne olacağını bilmiyoruz. Ama baktığın zaman gerçekten çok, çok iyidir. Pamuk gibi birisi. Gerçekten evet. aynı iyi bir kalbi olan birisi. Çok çok iyi. Boğuş kalk. Sabah sabah. Bak, bir geliyor ilk üçün böyle kalk. Değil mi senin? Seste. İlk üçün bu yani. Açlık, Özlem, Çavuş. Çavuş ya abi. Hakan zaten hatırlamıyor musun? Melis'ten ödüllere götürmesi için mobbing uyguluyordu Melis'e. Hani evet. Açım ben daha açım. Hadi falan. Abi, hadi abi dedi mi? Kesinlikle. Melis çok daha iyi biliyor Melis. Melis bizim takımın en sana kalanıydı genelde. Hadi Melis, hadi Melis.
Burada niye, da eminim ki niye öyle? Neden en sona? Melis genelde eşyalarını toplayıp en son gelen, arabaya en son çünkü gelen. Çünkü çok naif. Ama nedenini söyleyeyim. Benim böyle bir zaman problemim var. Yani orada da saatimiz yok ve hani hiçbir şeyin saati belli değil. Ben hep saatle hareket etmeye o kadar alışmışım ki. Hep gelip böyle hadi 5 dakikaya çıkıyoruz dediklerinde ben apar topar hemen hazırlanamıyorum. Ama ne yapacağım? Makyaj mı yapacağım? Adadasın ya. Al çantanı çık yani. Işte, al çantanı çık yapamıyorum. Yani. Evde de yapamıyorum. Melis. Günlük hayatımda da olmuyor. Adada da olmuyordu yani. O yüzden beceremiyordum. Bir de çok yavaş yemek yiyordum. Ödüllerde herkes bunu aşırı eleştiriyordu. Şimdi dışarıda herkes beni bekliyordu. Orada bittim yani. Buyur. Melis gerçekten çok yavaş yemek yiyor. Biz de tabii hızlıca bitirdiğimiz için sinir oluyoruz. Açız yani. Evet. Yemek var hala. Bir de sonrasında şeyi konuştuk. Dedim ben Melis dışarıda bir buluştuğumuzda bir yemeğe bir yere gidersek seni bırakacağım yemeğe. Ben antrenmana giderim. Antrenmanı yaparım ondan sonra gelirim. Senin yemek ancak bitmiş olur. Oradan alırız çıkar falan böyle muhabbet yapıyoruz. Melis'in yemeğine göz diken herkes kesin oluyordur o zaman. Siz önce bitiriyorsanız Melis o sırada yemek bir kere dışarı. Pizza ödülünde hatırlıyorum. Herkes pizzasını bitirmiş ve benim yarım pizzam daha vardı. Ve bir yanımda Batuhan oturuyordu. Bir yanımda da İsmail arkamda mı oturuyor önüne? Bir baktım herkesin pizzamda gözü var falan. Böyle kapağını böyle eğip kapatmıştım hani çok da gözükmesin diye yani. Ve insanlar şey diyor aç değil misin yani nasıl yemezsin falan. Hani çok çiğniyorum böyle çok yavaş yiyorum böyle bir de tadına vara vara yiyorum. Şunları yani duyuyor muydun? Melis yemeyeceksen ben yerim çok, falan hep bir yandan. Herkes göz dikiyordu işte bitiremeyeceksen hani yiyebiliriz en falan ben, diyor ama en çok yok, ben diyordum. Melis ye artık bak. Şimdi çok. İlayda sen sesini hazırla çünkü senin bim bam bomunla kapayacağız ama önce İsmail sana bir teşekkürlerim var evet diye söylemiştin. Onlara bir iletmeye fırsat vermesin. Evet çok teşekkür ederim. İlk teşekkürlerim bana gidiyor. Devam edin. Burada bulunduğum için çok mutluyum. Hepinize ayrı ayrı teşekkür ediyorum. Siz de sana sonrasında bana Survivor'da bu fırsatı veren Acun abiye, sonrasında en üst seviyeden, en alt seviyeden en üst seviye çalışanlara, herkese ayrı ayrı teşekkürlerimi sunuyorum. Çünkü benim bir ailem var. Sonrasında güreş ailem var büyük. Burada da büyük bir aile olduk. Gerçekten bunu gördüm ben. Bir aile ortamıydı. Herkese ayrı ayrı teşekkür ediyorum. Sonrasında Tuna Nehri akmamıyor. Şimdi Hikmet'in bende gerçekten emeği var. Hazırlanırken son iki ayda belirli olmuştu benim şey zaten. Survivor macerası. Dolayısıyla o bana Antalyalı hemşerim. Bana bu konuda yardımcı olmuştu. Emeği gerçekten çok büyük. Ona da çok teşekkür ediyorum. Bir de kötü bir sakatlık yaşamıştı. Antalya'ya belki hani bir şampiyonluk getirebilirdi. Onun yarım kalan hikayesini belki de ben tamamlamış oldum. Onun için de mutluyum. Antalyalı sevenlerimize, hemşerimize, hemşerilerime kupayı da götürmüş oldum. Onun için mutluyum. Hikmet'i de buradan teşekkür ediyorum bana katkısından dolayı. Son olarak da ben 2008 yılında güreşe başladığımda 2008 yılında güreşe 2006 yılında başladım. 2008 yılında Muhittin Böcek Başkanımız bana ve kardeşime ikizime sahip çıktı. O dönem Konyaaltı Belediye Başkanı'ydı. Sonrasında şimdi Büyükşehir Belediye Başkanı oldu. Ve 2008 yılından beri bize gerçekten maddi manevi olarak çok büyük katkısı oldu. Manevi babam her zaman söylerim. Manevi babam babalık yaptı bize. Muhittin Böcek Başkanı, Antalya Büyükşehir Belediye Başkanı Muhittin Böcek Başkanıma sonsuz şükranlarımı sunuyorum. Teşekkür ederim. Ve bugün yine burada kupayı almamı sağlayan, beni seven, destekleyen tüm sevenlerime, seyircilere, güreş camiasına çok teşekkür ediyorum. Bravo. İsmail biz de sana çok teşekkür ediyoruz geldiğin için. İleride seni yavaş yavaş sahneye alalım. Şöyle Damla, Mert, Melisa bir sezonun sonuna geldik. Çok kısa neler söyleyeceksiniz? Vallahi çok duygusal oluyor bu anlar. O yüzden böyle bu duygusallığı şey yapma, konuşmak istemiyorum, büyütmek istemiyorum ama bütün yarışmacıların emeklerine sağlık. Gerçekten bize çok güzel bir sezon izlettiniz. Çok keyifliydi. İsmail seni kocaman kocaman tebrik ediyorum. Seni de tanıdığımız için ayrıca mutluyuz. Mert? Aynı şekilde İsmail seni tebrik ediyorum. Ananın ak sütü gibi helal olsun. Çok güzel bir Survivor geçirdin. Bütün yarışmacı arkadaşları da tebrik ediyorum. Biz de burada mümkün olduğu kadar olayları kimseyi kırmadan, zan altında bırakmadan yorumlamaya çalıştık. İstemeden de birilerini kırdıysak herkesten özür dileriz. Tekrardan görüşmek üzere. Melisa? İsmail öncelikle tebrik ediyorum. Sizin de emeğiniz var. Acun Medya'ya, bütün ekibe teşekkürlerimi sunuyorum. Üzgünüz. Tabii biz bu sezonu daha burada bırakmak zorunda kaldık. İnşallah bir dahaki sezonlara görüşmek evet, üzere. Evet, biz de güzel bir sezonu geride bıraktık. Başta Atılay Yılmaz, yönetmenimiz Yaşar Mahmutoğlu, yapımcımız Boğaçan Kaplan, Aydın abimiz ve bütün ekibe çok teşekkür ediyoruz. Şimdi İlayda'nın şarkısıyla sizi MasterChef'le baş başa bırakıyoruz. MasterChef yeni sezon birazdan TV8'de. Kendinize iyi bakın, hoşça kalın.